United? Günaydın herkese merhaba. Değerli izleyicilerimiz TRT TÜRK ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın hayattan herkese sımsıcak sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün yepyeni bir gün ve biz her zaman olduğu gibi yine dop dolu içerikle karşınızdayız. Bugün programımızda neler var? Bugün programımızda doğayla uyumlu yaşayabilmek için neye ihtiyacımız var? Özellikle çocuklarımızın neye ihtiyacı var? Araştırmacı, akademisyen Banu Akbaş bizlerle birlikte olacak ve önerileri olacak. Özge Lokmanekim de bizlerle birlikte olacak. Çocuk kitabı yazarı ile seyahatler edip bunu kitaplaştıran bir yazar ve bir anne ve mutfağımıza da çok güzel lezzetlerimiz olacak. Her zamanki gibi bize ulaşmak isterseniz WhatsApp'tan sorularınızı iletebilirsiniz. WhatsApp numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0090 505 756 0206. Evet sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Hazırsanız günaydın hayat başlıyor. Anneler, babalar, ekran başına. Çocuklarınız için sürdürülebilir eğitim ne anlama geliyor? Gelin birlikte öğrenelim. Araştırmacı akademisyen Banu Akbaş bizlerle. Oğluyla seyahatlerini kitaba dönüştüren bir annenin hikayesi sizce de çok ilgi çekici değil mi? Gelin onların macera dolu yolculuğuna tanık olalım. Çocuk kitabı yazarı Özge Lokmanekim stüdyomuzda. Avrupa'nın farklı şehirlerinden birbirinden ilginç konularda canlı bağlantılar. Şöyle lezzetli bir akşam yemeği menüsüne ne dersiniz? Damaklarda tat bırakacak ıspanak köftesi. Yanına soğuk püre. Tatlı olarak ayvalı armutlu crumble. Leziz ve pratik tarifleriyle Şef Belkıs Erden Tuncay bizlerle. Sizler de bize ulaşabilir, merak ettiklerinizi, soru ve önerilerinizi canlı yayında paylaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız artı 90 505 756 0206. İnternet adresimiz www.trtturk.com.tr. Günaydın hayat başlıyor. Evet sevgili izleyicilerimiz kaleminizi kağıdınızı hazır tutun yine Belkıs şefimiz yine harika lezzetlerle bizlerle beraber. Günaydın. Nasılsın iyi misin? İyiyim sizler nasılsınız? Bizler deyiz teşekkür ediyoruz. Bugün hangi güzel lezzetlerimiz olacak? Bugün şöyle öncelikle ayvalı ve armutlu bir crumble yapacağız kış meyveleriyle. Hı -hı. Bunun birçok versiyonu var biliyorsunuz elmalı, muzlu olabilir değişik meyvelerden yazın kırmızı meyvelerden de yapıyoruz. Ayvalı ve armutlu yapacağım. Mevsimle uygun Evet mevsimsel meyvelerle. bir meyve olsun diye. Hı hı. Soğuk püremiz var. Bu da soğuk güzel bir lezzet. Bir de ıspanaktan yaptığımız bir köftemiz var. Fırında yapacağız. Ispanaktan yaptığımız köfte tamamen sebzelerden oluşuyor. Evet. Değil? Kıyma yok. Yok etli bir ürün değil. Hı hı. Onda da et olmayacak. İsterseniz hemen kram ben malzemelerini şurada hemen bir birleştireyim izninizle. Tabii ki. Öncelikle tatlıdan başlıyoruz. Evet onu çünkü fırına alacağız ki o arada pişsin. Hı -hı. Şimdi önce meyvamızı iki armut, iki e, ayva var burada. Ben böyle küpledim tereyağıyla ve bir miktar esmer şekerli, şu esmer şekerli azıcık da tarçınla bunu soteledim. Hı -hı. Tereyağı var içinde. Soteleyince şekeri daha çok çıkıyor mu? Bir miktar, çıkar. bir miktar çok çıkıyor, fazla değil. değil, değil. Buradaki amaç sert bir meyve olduğu için biraz yumuşatmak adına. Hı -hı. Daha Peki, hiç şeker koymazsak çok mu böyle işte Tatlı olmaz. Hani nasıl olur? Güzel olur mu? Ee, olabilir. Kuru üzüm koyabiliriz. Sonradan üstüne bal gezdirebiliriz. Öyle de olabilir. Tabii ki. Neden olmasın? Şekersiz versiyonları da mevcut. Hı -hı. Şimdi biz buraya ne yaptık? Ee, soğuk tereyağı. Crumble için soğuk olması lazım. Öncesinde fındık çekmiştik. Hı -hı. Biraz bir fındık unumuz var. Bu da böyle bir kıtırtı yaratacak, bir çıtırtı yaratacak. O da Her güzel olacak. Her zaman olduğu gibi değil mi? Evet, o da güzel olacak. <laughs> kız şefimizin tariflerinde mutlaka bir çıtırtı vardır. Evet, unumuzu ekliyoruz. Hı hı. Biraz da pudra şekeri. Bu e, tarifin kreması mı olacak? Şimdi crumble, altta Yoksa... meyve, üstü kıtır hamur ya. Evet. hamurunu yapıyoruz şimdi. Hamurunu yapıyoruz, evet. tamam. Bunu böyle kıtır kıtır çekeceğiz. Ben Aynı kral, kumlu. ben yürümcü. bilmiyorum. O <laughs> kral, hani normalde yurt dışında da çok e, satılır bu tarz tatlar. Evet evet Altı çok var. Altı üstü meyve falan. <laughs> e, ama biz benim... E, yani damak tadıma... <laughs> e, Bakarsın inşallah <laughs> beğenirsiniz. Eminim. Senin yaptığını çok beğeneceğim ama hiç yurt dışında gideyim alayım özel olarak yiyeyim böyle bir merakım olmamıştı. Anladım. Evet. Buna basıyorum izninizle şimdi ses olursa. <laughs> tamam. Şimdi soğuk tereyağı erimemiş olduğu için o kıvam alacak mı hamur? Efendim? Soğuk tereyağı kullandık ya. Erimediği için hamur kıvamı olacak mı? Evet, çünkü zaten burada istediğimiz o kumlu görüntü. Onun ha, için soğuk tereyağı kullanıyoruz. Evet. Bakın şu şekilde. Yani burada amaç nedir? Böyle birleştirince hamur olur, bırakınca tekrar kumlu hale gelir. Kumlu hale evet. gelir. Bu şekilde olması evet, gerekiyor. Evet, pütürlü pütürlü havayı yaratmak için bunu yapıyoruz. Hı hı. Şu şekilde. İstersek bunu da böyle böyle de elde, makinesiz de, Makinesi de evet, hı. yapabiliriz. Yani soğuk tereyağı böyle böyle yaparak, hı hı. şu şekilde. Bunu da aynı böyle bir şey serper gibi, tuz eker gibi. Üstüne. Evet, üzerine serpiştireceğiz. Bu tereyağlar eriyecek. İçindeki fındık unu... Çok güzel bir lezzet verecek. Hı hı. Sonradan üzerine peki ekstradan böyle bir kıtırlık katacak mıyız? Yok artık fındık katacakız. Çünkü içine koyduk ya fındık. Hı hı. Çok gerek fazla olmayacak. Olur, değil mi? Evet gerek olmayacak. Ama mesela serviste istenirse dondurma ile servis yapılabilir. Oo çok güzel olabilir dondurma. Özellikle güzel oluyor dondurma. Kırmızı meyvelerle değil mi? Evet. Dondurma çok, çok güzel, güzel olur. olur. Bunu bu şekilde. Şimdi bunu kaç derecede? Bunu 175'e kuruyorum. Yaklaşık üzeri kızarana kadar. Yani 20-25 dakika yeterli. Gene kontrollü olsunlar çünkü bizim fırınımızla benzemeyebilir izleyicilerimizin Hı -hı. fırınları. Peki sotelerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ezilebilir değil mi bu meyveler? Ee, çok pişirirsek ezilir. Ben çok pişirmedim ki tane tane kalsın diye, Hı -hı. çok yumuşamasın Hı -hı. diye. Birbirine bulaş, hani birbirine geçer ya ezilince böyle O olmaması gerekiyor. Evet tane olursa daha tane güzel olursa olur, olursa daha güzel Hı -hı. olur. Meyve çok yumuşak olmasın mesela. Armut çok yumuşak bir armut erir. Erir. Sert bir armut olması evet. gerekiyor. Zaten ayva da sert. Ayva sert. E bunu Hı -hı. mesela ile yapıyoruz. elma ile çok güzel oluyor Cevahir Hanım. Harika olur. Sadece elmayla de olabilir evet. değil mi? Evet. evet. Tarçınla elma çok güzel Kesinlikle. birleşirler, buluşurlar. Onun için şöyle şöyle yaptım bakın. Üzeri kızarana kadar. Üzeri kızarana kadar evet. fırında 180 derecede pişecek. Bunu atacağız fırına. Bu çıtır Hı -hı. çıtır olacak biz Hı -hı. finalize edene kadar. Tamam. O zaman ben konuğumu çağırıyorum. Birazdan gelip bir sonraki tarifi tamam, yaparız izleyicilerim. Bekliyorum. Ellerine sağlık şundan. kolaylıklar diliyorum. Mersin. Evet sevgili izleyicilerimiz araştırmacı <laughs> ve akademisyen Bano Akvaş bizlerle. Toprağı, denizi, hayvanları, bitkileri kısaca gezegenimizi korumak, geleceğe iyi bir miras bırakmak için nasıl yaşamalıyız? Çocuklarımız için sürdürülebilir yaşam önerilerini araştırmacı akademisyen Banu Akbaş sizler için anlatıyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba. Meraklıyım. <laughs> evet. Heyecan var mı? <laughs> Heyecan da var. Nasıl geçecek? Nasıl bir yani akış olacak? olacak? Merak Siz ediyorum. Yaklaşık e, akademisyensiniz aynı zamanda. Evet, evet. E, evet. Kitlelere konuşuyorsunuz. Evet. Birçok çok hani e, Gruplarla birlikte de çalışıyorsunuz. Tabii. Hı -hı. Ee, şimdi konumuz sürdürülebilirlik evet. konusu. Aslında bu konuyu hep böyle şirketlerde, ürünlerde falan duyuyoruz, değil mi? Daha Hı -hı. son çok, yıllarda, son daha iyi yıllarda da daha son yıllarda söz konusu bir e, ekonomiyle alakalı bir şey olunca veya pazarlama ile alakalı hep Hı -hı. böyle bir sürdürülebilirlik duyduk. Ama aslında eğitimde de var bu kavram. Bundan bahsedebilir misiniz? Nedir Tabii tam ki. olarak? Tabii ki. Tabii ki. Öncelikle sürdürülebilirlik kavramını belki açmak iyi olabilir. Aslında bir sistemden bahsediyoruz. Hı hı. Bir sistemin sürdürülebilir olması için yaşamı boyunca, hayatı boyunca kendi bakımının üstlenmesi gerekiyor. Hı hı. Ve aynı zamanda ömrü sona ererken de o sistemin devamlılığı için geride bir şey bırakması gerekiyor. Yani öyle bir sistem düşünelim ki hem ömrü boyunca bakımını sağlasın kendi içinde dışarıdan herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan hı hı. hem de ömrü sona ererken oraya e, sistemin devamlılığı için bir şey bırakabilsin. Şimdi böyle tanımlayınca aklınıza ne geliyor diye merak ediyorum. Yani ne geliyor? Doğa geliyor. Evet doğa. Aslında güneşin varlığıyla ve doğadaki döngülerin e, birlikteliğiyle biz sürdürülebilirliği daha iyi anlayabiliyoruz. E, gezegende yaşıyorum, dünya gezegeninde yaşıyorum ve insanım. Evet. İnsan olarak doğadaki akışı okuyarak kendi yerleşim alanlarımı, kendi kurguladığım e, ve... İrtibatta olduğum kişilerle, topluluklarla yaşantımı organize ederken, planlarken, yapılandırırken o ilkeleri gözetecek şekilde, o ilkeleri de hayatıma dahil edecek şekilde bağlantı kurmaya çalışıyorum aslında. <gülüyor> <gülüyor> Bu topluluk için bir anlamım var ama hayatta kalabilmek için o topluluktaki diğer üyelere de ihtiyacım var. Yani evet. sürekli bir alışveriş halindeyiz aslında, sürekli bir temas halindeyiz. Evet, peki şimdi doğayla uyumlu yaşayabilmek için aslında tam olarak neye ihtiyacımız var? Evet, çok güzel bir soru. Doğayla uyum içinde yaşayabilmek için öncelikle doğayı anlamaya ihtiyacımız var ve doğanın bir parçası olduğumuzu tekrar hatırlamaya ihtiyacımız var sanırım. Genellikle özellikle modern dünyada ve metropolde yaşayan bizler doğanın bir parçası olduğumuzu zaman zaman unutabiliyoruz. Hı hı. Bunun için tekrar bakmak, doğaya bakmak, doğadaki döngüleri tekrar hatırlamak, işte şu an kış mevsimi geliyor, örneğin kıştan sonra ne gelecek? İlkbahar gelecek, ilkbahardan sonra yaz gelecek. O döngüleri okuyabilmek, doğada bulunan bütün varlıkların, canlı cansız bütün varlıkların o sistem için ne anlama geldiğini okuyabilmek. Bunu hı hı. okumak niye önemli? insan topluluklarını organize edebilmek ve yapılandırmak için de önemli. Yani ben insan olarak doğadan ne öğreniyorum? Doğaya nasıl bir e, etkim oluyor? Bunu okuyabilmek için de o döngünün içindeki yerimi bulmak aslında önemli. Şu an bu içinde bulunduğumuz çağ insan etkisinin en yoğun e, bulunduğu bir antroposen çağı olarak adlandırılıyor. Belki duymuşsunuzdur. Antroposen çağı insanın efendi olduğu bir çağ ve hmm. insan doğadaki bütün canlıları ...varlıkları bir kaynak olarak görüyor. Aslında değil değil mi? Aslında kaynak değil. Onların her biri birer varlık. Bu nedenle gibi. evet bizim gibi bir varlık hı ve hı. canlısıyla cansızıyla değerli. Yani hı hı. dağı taşı da değerli, hı hı. toprağı da değerli. O değeri tekrar hatırlayabilmek aslında. Temel felsefesi bu. işin. Aslında baktığımız zaman hani çocuklarımızın neye ihtiyacı var diye sormak istiyorum. Hı hı. Hani böyle e, canlıları işte ağaç olsun, hayvan olsun bunları biz varlık olarak... E, ...görmemiz gerekiyor ya çocuklar Hı -hı. aslında bunun en güzel örneği değil mi? Örneğin. Onlar gerçekten mesela bir ağacı da arkadaş olarak Hı -hı. görebiliyor. Hı -hı. Bir hayvanı da kendinden e, bir parçaymış gibi görebiliyor evet, değil mi? Evet. Çocuklar o yüzden çocuklara eğitim bu alanda çok çok önemlidir diye düşünüyorum. Hı -hı. Aslında onlar hatırlıyor. Yani, hatırlıyor. <laughs> o kadar farkındalar ki doğayla kurdukları bağın o kadar farkındalar ki... ...bulundukları alanda nasıl bir ilişki halinde olduklarını tam anlamıyla e, hissedebiliyorlar. Bizim yetişkinler olarak yapmamız gereken Unuttuk şey... Bunu. Onları buluşturacak alanlar yaratmak aslında. Doğayla temas kuracakları alanları yaratmak. Kentte neler var? Korular var, bahçeler var, parklar var. Aynı zamanda kentte belki işte bir metropolde yaşıyorum ve bir apartman dairesinde yaşıyorum. Gökyüzüne bakabilirim, kuşları izleyebilirim, hı hı. döngüleri okuyabilirim. Aynı zamanda güneşin hareketini izleyebilirim, bulut geçişlerini izleyebilirim. Yani doğada bir devinim var aslında. Ben kentte de olsam, kırsalda da olsam temas edebileceğim, bağ kurabileceğim alanları bulabilirim. Bunları tekrar hatırlayabilirim. <laughs> yetişkin olarak ben eğer bağ kurarsam ve bakarsam, yetişkin olarak o alanlarda bulunabilirsem çocuğun da bulunmasına fırsat yaratacak modeli aslında kendi yaşamıma dahil etmiş olurum. Evet. <laughs> biz daha önce programımızda da işlemiştik. Hani evin içerisinde küçük balkonlarda <laughs> <Evet>. yetiştirilebilecek bitkiler. <laughs> e, bunlardan bahsetmiştik. Bu da çok güzel bir alternatif olmaz mı çocukları Kesinlikle. çocukları doğayı tanıştırmak adına? Kesinlikle. E, kent bahçeciliği diyoruz biz aslında buna. <laughs> permakültür tasarımı. E, <laughs> evet, bun... permakültür. Evet. Kentlerde aslında bu mümkün. Hatta ben bu yaz bunu deneyimledim. Kendi evimde, <laughs> ben de apartmanda yaşıyorum. Ee, ve organik atıklarımı dönüştürüyorum. Kompost yapıyorum. Solucan evet. kompostu yapıyorum. Biz bunu birkaç kez yaptık programımızda. Evet. Kaçıran izleyicilerimiz varsa tekrarlarını seyredebilirler sosyal medya hesaplarından. Evet. Ee, kompost yapabiliriz atıklarımızdan. Hem de geri dönüşüm olmuş olur. Kesinlikle. Hem de çocuklarımıza e, rol model olmuş oluruz ve bir şeyler öğretmiş ol oluruz değil mi Aynen doğayla öyle. ilgili? Aynen öyle. Yetişkinin bence temelde ilk yapması gereken şey bu felsefeyi içselleştirmeleri. Ben doğayla uyum içinde nasıl yaşayabilirim? Yer küreyle uyum içinde nasıl yaşayabilirim? Bunu tekrar fark etmek ve eylemlerimi ona göre organize etmek. Bugün çantamda bir matara taşıyarak geldim mesela buraya. Suyumu yanımda getirdim örneğin. Tek kullanımlık bir malzeme kullanmaktansa, satın almaktansa evdeki doldurduğum o suyu buraya getirerek ihtiyacımı giderebildim. Böyle örnekleri çoğalttığımızda çocuk aslında bu örnekleri yetişkinlerden görerek kendi hayatına dahil etme fırsatı buluyor, model alıyor. Bizim eylemlerimiz <laughs> sözcüklerimizden daha yüksek sesle konuşuyor aslında. Yani gerçekten bir şey içselleştirdiğinizde hiçbir şey anlatmanıza çok da gerek yok. Sizin yaşam tarzınız, duruşunuz, hayatı algılayış biçiminizi çocuklar çok iyi gözlemliyor. Siz sanıyorsunuz ki orada oyun oynuyor. Evet. Dünyanın farkında değil. Ama bir yandan da sizin neler yaptığınızı, olaylara nasıl tepki verdiğinizi, dış dünyayla nasıl bir bağ kurduğunuzu fark ediyor ve sizi model alıyor, örnek alıyor. <laughs> bir seyircimizden bir soru var tam da bu konuyla alakalı. Çocuğuma çıplak ayaklarla çimlere ve kuma basmasını istediğimde hiç sevmiyor. Nasıl alıştırabilirim? <laughs> Öncelikle alıştırmalıyım mıyız diye bir soru geliyor aklıma. Yani, Öyle mi? hı. <laughs> Şöyle ki e, ihtiyaçları gözetmeliyiz, yani çocuğun o an neye ihtiyacı var? Hatta Marshall Rosenberg'in bir sözü var, hayırın arkasındaki evet'i duymak. Acaba oraya çıplak ayakla bastığında ne hissediyor? Hayır derken neye hayır diyor? Onunla temas etmeye mi hayır diyor? Yoksa oradaki o his onu farklı ve tuhaf mı hissettiriyor? Yani hmm. Neye ihtiyacı var? Herhalde o çocuk ayakkabıya alışmış, olay. konforu alışmış. O da olabilir, olabilir tabii ki. Sonuçta kent, kentte yaşayan bir çocuktur evet. diye tahmin ediyorum Hı -hı. şehirde. Evet. Ve kuma çime basınca bir gariplik hissediyor olabilir değil mi? Olabilir, gıdıklanıyor olabilir, orayı kirli olarak algılıyor olabilir. Daha önce hiç temas etmediyse veya belki ebeveynleri çok te temizdir, temizliğe hmm. çok önem veriyordur, kirleneceğini düşünüyor olabilir. Bunu anlamak lazım yani. Acaba ne düşünüyor da? Onunla temas etmekten kaçınıyor veya çevresinde öyle yetişkinler var mı yok mu? Yani ebeveyni rol model Çıplak de ayakla almışım. gezebiliyor mu örneğin? Belki kentte bu çok zor ama bir deniz kıyısına gittiğinizde kumsalda çıplak ayakla rahatlıkla dolaşabildiğinizi fark edersiniz hı hı. ve bunu gören çocuk size eşlik eder. Hı. Yani temel felsefe aslında ihtiyaçlara odaklanmak. Orada ne hissediyor ve o hayırın arkasında ne var? Yani dokunmak istemiyorum, çıplak ayakla basmak istemiyorum. Arkasında belki de orası çok kirli ve rahat hissetmiyorum. Veya ayağıma bir şey batacağından korkuyorum. Çimlerin arasında bir şey var mı göremiyorum. Veya belki bir tecrübem var. Çıplak ayakla bastım ve ayağıma bir şey battı veya bir kene <laughs> girdi veya bir böcek soktu. Ve bu benim çok korktuğu vardı. Olabilir. Yani o hayırın arkasındaki eveti duymak bence en kritik nokta. Acaba hmm. neye hayır diyor? Çıplak ayakla basmaya mı hayır diyor? Canının yanma ihtimali mi hayır diyor? Böcek sokma ihtimali mi hayır diyor? Ve ben yetişkin olarak, ebeveyni olarak, öğretmeni olarak acaba ona nasıl bir model oluyorum? Ben de korkuyor muyum mesela arılardan, böceklerden? O yüzden mi basmaktan çekiniyorum? Veya kumsalda hareket etmek niye daha kolay? Görüyorum ne var, ne yok. Daha net, daha pürüzsüz bir alan. Ve bazen bazı çocuklar için o dokunsal uyaranlara temas etmek güç olabilir. Yani dokunsal hassasiyetleri olabilir. Bu nedenle de yine o ihtiyacı gözetmek. Neye ihtiyacı var? Evet çıplak ayakla gezemiyor olabilir ama dokunabilir eliyle örneğin. Koklayabilir. Yani diğer duyuları işe katabiliriz. Sesini dinleyebilir inceleyebilir izleyebilir ve resmi çizebilir. Hemen çocuğu çıplak ayakla e, toprağa bastırmaktansa yavaş yavaş tanıtmak evet, mı gerekiyor? Evet, Koklamak evet. gerekiyor, t, e, anlatmak gerekiyor, toprağın evet. hikayesini belki kurmak gerekir değil mi? Çocuğa bir masal şeklinde de anlatmak gerekebilir. Anlatılabilir. Ben çocuklarla doğada uygulama yaparken şunu fark ediyorum. Aslında alana çıktığımızda, koruya gittiğimizde ya da bir parka, bahçeye gittiğimizde çok da bir şey söylememe aslında gerek yok. Ben de meraklı bir şekilde oraya katılıyorsam, çocuğun bir oyun arkadaşı oluyorsam, incelemeler yapıyorsam, bakıyorsam, seviyorsam, temas ediyorsam, bunu fark edip o da bakıyor. Zaten o çok meraklı, gözlemlemeye, keşfetmeye o kadar evet. açık ki, biz yetişkinler olarak bazen araya giriyoruz. Evet. <laughs> Ve müdahalelerde bulunuyoruz. Merak ettiği sorular olabilir. Siz sorular sorabilirsiniz. Ya bu nasıl bir şey? İşte kanatları nasıl hareket ettiriyor sence? Hmm. Ya da şu an bu çiçeğin üzerinde dolaşırken acaba ne yapıyor olabilir? Merak uyandıracak soruları sorabiliriz belki. Hı hı. Veya doğada bulunurken çeşitli araç gereçlerden yararlanabiliriz. Bir büyütecin bulunması, bir işte dürbünün bulunması, hı hı. farklı araçlarla da. Orada gözlem yapabileceğine ilişkin bir farkındalık geliştirmek zannediyorum yetişkin yapabileceği en iyi uygulamalardan bir tanesi. Çok güzel. Şimdi birazdan bu konuya devam edeceğiz. Hı hı. Ee, öncesinde görüntülü bir konuğumuz var. Sara Çiçek, psikolog ve pedagog Aschaffenburg Almanya'dan yayınımızda konuk oluyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş bulduk. İyi misiniz? Nasılsınız? Bizler deyiz Çok teşekkür ediyoruz. Almanya'da havalar nasıl? Türkiye'de gibi güzel olmasa da. Ne de? <laughs> çok soğuk değil mi? Değil. Yazın e, çok sıcaktı. Kışın da çok soğuk. Herhalde bu da e, bizim yetişkinlerin doğaya verdiğimiz zararların etkisi, et, et, tepkilerinden bir tanesi, değil mi? E, ozon tabakasının evet. delinmesi ve mevsimlerin e, düzgün bir şekilde geçiş olmaması. Soğuklar çok soğuk. Yazlar çok yaz geçti Avrupa'da mesela bu da bunların örneklerinden bir tanesidir diye tahmin ediyorum. Şimdi sizinle eğitimde motivasyonu konuşacağız. Eğitimde motivasyon nedir ve neden önemlidir? Evet motivasyon önceden ne olduğunu açıklayayım. Motivasyon istekli ve arzulu bir şekilde bir şey öğrenmek istemektir. Ben her zaman öğrenmenin süper gücü gibi bir şey olarak görüyorum. Niye? Çünkü motivasyon olmadığı zaman bir şey öğrenmek istemeyiz, harekete geçmeyiz. Bu bizim yetişkinler için de aynı şekilde geçerli. Bir şey yapmak istemediğimiz zaman daha zor yaparız. Onun için motivasyonun çok önemli olduğunu diyorum. Örnek olarak mesela çocuklarda bu durumu da görüyorsunuzdur kesin. Matematik dersini yapmak istemiyor fakat en sevdiği futbol transferin bütün sayılarını söyleyebiliyor. Veya e, tüm sevdiği şarkıcıların şarkılarını e, ezbere biliyor. Bunların arkasında hangi bir hareket oluyor ya da ne duruyor? Motivasyon duruyor. Eğer motivasyon olmadığı zaman bu şeyleri ezbere bilemiyorlar veya aklında fazla tutamıyorlar. Evet. Onun için bu motivasyonu görmek ve e, eğitimde e, düşünmek ve e, çocukları bu şekilde etkilemek çok önemlidir. Hı hı. Ayrıca Peki, hı hı. bunu anlattığımız zaman Pardon Buyurun motivasyonun iki türü vardır. İçsel ve dışsal motivasyon vardır. İçsel motivasyon, eğer çocuklar mesela kendileri için önemli olan bir bilgi görüyorlarsa bunu daha uzun tutabiliyorlar aklında. ve bu motivasyon içsel kendilerini etkiliyor. Hı hı. Peki dışsal motivasyon ne oluyor? ...dışarıdan yetişkinlerden gelen bir motivasyon olur. Mesela en klasik şey ödüllendirme veya cezalandırma vardır. Fakat cezalandırma motivasyon için tabii ki o kadar faydalı değildir. Onun için ödüllendirmeden daha önemlidir. Bence ödüllendirmeden çocukları eğitimde pozitif bir şekilde etkilememiz lazım. Ee, ve ödüllendirme dediğim... Ödüllendirmeyi destekliyor musunuz motivasyonu geliştirmek açısından çocuklarda? Evet. Hı hı. Özellikle ödüllendirme dediğim zaman da e, çocukların aldığı bir kupadan bahsetmiyorum. Hı hı. Veya maddi durum da olmasına gerekmiyor. Genelde ebeveynler e, çok şeyler satın alması gerektiğini düşünüyorlar. Çok hediyeler yapması, e, almalarını e, gerektiğini duruyorlar. Fakat... Ödüllendirme bence çok güzel yaptın. Ee, çok hoşuma gitti. Aferin çocuğum dediğimiz zaman bile çocuklar için bir ödüllendirme olabiliyor. Peki mesela çocuklar matematiği pek sevmiyor dediniz. Hani bunun gibi dersleri de sevmiyordur eminim fizik gibi, coğrafya gibi. Peki çocukları bu derslere nasıl motive edebiliriz çalışmaları için? Ödüllendirmek mi gerekir? Hani başka yöntemler de var mı? Bence e, çocuklara meraklı sorular sormamız lazım. Daha doğrusu çocuklara merak edebileceği sorular sormamız e, lazım. Bu derslerin mi? aynen. Bu dersin arkasında ne var? Mesela her çocuğun bir motivasyonu olan bir şeyi vardır. Onu kombinasyon ettiğimiz zaman bence çocuklara pozitif bir şekilde etkileyebiliyor. Onun için e, sorduğumuz sorulara dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle. Ayrıca e, Token sistem denilen bir e, sistem vardır. Puan sistemi gibi düşünün. Bu puan sisteminde çocuklara mesela derslerini iyi yaptıkları zaman, e, derslerini eve getirdikleri zaman e, pozitif bir şekilde puan veriyoruz. Mesela deftere bir sembol olabilir, e, bir jeton verebiliriz topladığı jetonları. Ve en sonda mesela 10 veya 20 jeton topladığı zaman en sevdiği parkına gidebiliriz. Hı hı. Buyurun. Duyuyor musunuz beni? Sara Hanım. Hmm. Ben e, şimdi bağlantı bir koptu. Bağlantı gelene kadar. Geldi mi bağlantı? Sara Hanım duyuyor musunuz beni? O esnada ben evet, sizi... Evet, <laughs> Tamam, bir e, arkadaşlarımız bir bağlantının kalitesini kontrol etsinler. Siz kalın burada, yayınımızda kalın gitmeyin sakın. Şimdi o esnada ben konuğumuza bir soru soracağım. E, şimdi hani çocuklar... Tam böyle birinci sınıfa başlamadan önce okul öncesi zamanda çok güzel oyunlar oynuyorlar. Hani böyle doğayla da iç içe oyunlar oynuyorlar. Hani bu konuda artık birçok okulda bilinçlendi, değil mi? Hani bu konuda eğitimler veriyor, bir şeyler yaptırıyor çocuklara falan doğayı tanıştırıyor vesaire. Sonra birdenbire birinci sınıfa geçiyorlar ve ders, <laughs> bir sürü ders. Evet. Ee, ne yapabilir çocuklar? Hani o bir çoğu birinci sınıfa başladığında artık okula gitmek istemiyor. O motivasyonu evet, evet. azalıyor. Çünkü artık oyun yok, ders var. Peki ne yapabiliriz? Ebeveynler ne yapabilirler çocukları daha iyi motive edebilmek için bu konuda? Şimdi siz böyle sorunca okul tasarımı geldi hemen gözümün önüne. Öyle Okula evet. bir giriyoruz, yüksek duvarlar, duvarların üstünde dikenli teller. Yani oyun oynayacak hiçbir alan yok, hareket edecek hiçbir alan yok. Sıranın üzerinde oturuyorum sadece. ve O kadar uzun ki ders süreci. Kesinlikle. Odaklanmak, oyun ihtiyacımı karşılayamayacağım bir alandayım, mekandayım. E, bahçe buna elverişli değil. Hı hı. E, müfredat var. Öğretmenleri de çok iyi anlıyorum. Bir müfredatın yetiştirilmesi gerekiyor. Ama müfredat Kesinlikle. ne kadar çocuk dostu? Belki bunları tekrar düşünmekte fayda olabilir. Hı hı. Yani çocuk dostu bir eğitim. Planı hazırlamak, müfredatı çocuğun ihtiyaçlarına göre, ilgisine göre entegre edebilmek. Tabii ki bunun için neye ihtiyaç var? Aslında sınıf e, popülasyonunun, sınıf nüfusunun da buna uygun e, hazırlanması gerekiyor. Eğer siz bir öğretmenseniz ve sınıfınızda 50 tane çocuk varsa ve bir müfredatınız da varsa yetiştirmeniz gereken hangi çocuğun hangi ihtiyacını nasıl, ne şekilde gözeteceksiniz? Yani insani koşulları da aslında düşünmek burada. Faydalı olacaktır. Evet, eğitim aslında okul kurumlarına çok görev düşüyor. Hı hı hı. Peki ebeveyn, <laughs> ebeveynler, ne ebeveynler yapabilir? ne yapacak? Ah, ebeveynler. Evet. Çok zor, evet. değil mi? Her iki aslında üçü içinde çok zor. Çocuk için de çok zor hayat, ebeveynler için de çok zor, öğretmenler için de çok zor. Yani ihtiyaçlarını duymak yine benzer noktaya geri dönüyorum. Ben çocuğumun ihtiyaçlarını gözetebiliyor muyum? Acaba verilen ödev ve yetiştirilmesi gereken müfredat çocuğumun ihtiyaçlarıyla doğru orantılı mı? Hı -hı. Birinci sınıfa başlıyorum ve beş sayfa boyunca çizgi çalışması örneğin veriliyorsa şayet bana. Hı -hı. O beş sayfayı tamamlayabilmek için benim el ve kol e, kaslarım yeterli düzeye ulaştı mı bir kere? Evet. Belki çok, yorulacak. Evet mi? çok yorulacak. Yani orada çocuklarını da gözetmeleri, gelişim durumlarını gözetmeleri, bireysel farklılıkları gözetmeleri çok kritik bir nokta. Bunun için de okulla işbirliği yapması aslında ebeveynin. Hı -hı. Ev ortamını ebeveyn biliyor, okul ortamını öğretmen biliyor. Bunların ikisini birleştirmek, bağlantı evet. kurmak. Evet. Ebeveynin zorlandığı durumlarda öğretmenden destek alabilmesi. Öğretmenin zorlandığı durumlarda ebeveyni sürece dahil etmesi. Bir üçgen olarak düşünebiliriz aslında. Hı -hı. Çocuğu merkeze alarak okul. Aile kopuk ve olmamak öğretmen. olmamak gerekiyor evet, yani. Bir okul arada. kurumuyla hiçbir arada. zaman kopuk olmamak gerekiyor. Kesinlikle. Sürekli e, bağlantımızın Aynen. olması evet. gerekiyor. Serra Hanım duyuyor musunuz beni orada mısınız? <laughs> Duyabiliyorum, evet buradayım. Çok güzel. Şimdi biz küçük çocuklardan konuştuk. Okula başlarken nasıl motive edebiliriz? Bir de ergen çocuklar var. Onların da aslında işi çok zor. Okula konsantre olma konusunda. Çünkü çok yoğun bir sınav dönemi oluyor. Çok ders iş yükü çok oluyor. Onların neler? Onların ne beynlerine neler önerirsiniz? Bence öncelikle motivasyon niye olmadığını anladığımız zaman çocuklara daha doğrusu ergenlere daha iyi yardımcı olabildiğimizi düşünüyorum. Mesela ergen olmak da gerçekten kolay değil. Yavaş yavaş büyümeye başlıyorlar, hormonlar etkiliyor. Tabii ki baskı da var. Dediğiniz gibi sınav döneminde. Önceden ergene sormak tam olarak hangi sıkıntı var? E, okulda seni rahatsız eden insanlar var mı? Bunları öğrenebilmek de bence önemli. Bu şekilde ergenlere daha e, iyi yardım edebiliriz. Dertleşmek mi gerekiyor Ayrıca yani? Ben, Anne babalar ben, dertleşmeleri gerekiyor değil mi çocuklarıyla? Aynen öyle. Bir arkadaş olması gerekiyor. Bir, aynen öyle. İyi bir dinleyici, e, iyi bir arkadaş dediğiniz gibi e, böylece bence çocuklara daha faydalı oluyor. Hı hı, Ve hı. her dediğimizin şeyin arkasında gerçekten onu sevdiğimizi e, belirtmek bence çok önemli. Sadece benim istediğim gibi okula gittiği seni sevdiğim için okula gitmen önemli olduğunu bahsetmek bence. Bunlar çok önemli. Ayrıca bence her şeyde bir e, balans lazım. Yani çocuk bütün gün ders çalıştıysa bence bir hareket etmek, bir temiz hava almak, spor yapmak, böyle şeyler de bence motive edebiliyor ve okula da pozitif bir şekilde etkileyebiliyor. Bir de dikkatini toplayamayan çocuklar var, konsantre olamıyorlar. Aslında çok zekiler, her şeyin farkındalar ama söz konusu ders çalışmak olunca biraz kaçıyorlar gibi. Bir de dijitalleşme de son... Yıllarda çağımızın aslında son çağımızda böyle hayatımıza girdi çocuklarımızın hayatına inanılmaz entegre olmuş bir durumda. Onlara ne önerirsiniz? Hani dijitali dijital ortamda çok vakit geçiren derslerine konsantre olamayan çocuklara. Hı hı. Öncelikle çocukların bütün gün oturduklarını fark etmemiz lazım. Çünkü çocukların genelde çok enerjisi olur ve bence e, hareket etmek e, genelde çok az, çok nadir yapıyorlar. Çünkü dediğiniz gibi dijital olduğu için bütün gün oturuyorlar. Onun için bazen yarım saat dışarıda temiz hava almak bile, e, hareket etmek bile faydalı oluyor. Ayrıca mola yapmak çok önemli. Biz genelde e, çocukların hızlı bir şekilde derslerini bitirmelerini istiyoruz. Hızlı bir şekilde e, okuldan sonra otur hemen derslerini çalış e, öyle diyoruz. Fakat mola lazım. Çünkü çocuklar bütün gün oturmuşlar zaten konsantrasyonları yani bir yere kadar konsantrasyon yapabiliyorlar. Onun için bence çocuklara mola imkanı vermemiz lazım. Bu mola içinde oyun oynadıkları zaman mesela hareket ettikleri zaman bunlar önemli faktörler ve unutmamamız lazım. Bence. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Çok sağ olun. Yayınımıza konuk olduğunuz için, verdiğiniz öneriler için, sohbetiniz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizler de. Hoşçakalın. Evet, konumuz aslında çocuklar. Hani yetişkinlerden çok bahsetmeyeceğiz bu konu hakkında. Şimdi çocuklar aslında özünde doğayı çok mu seviyor? Yani doğayla iç içe okul projeleri gerçekten çocuklar için inanılmaz bir şey mi? Ne söylemek istersiniz bu konu hakkında? Yani açık havada olmak onlar için çok kıymetli. Kapalı alanlarda doğayla buluşmak, evet bir yere kadar ilgi çekici, merak <laughs> uyandırıcı ama açık alanda doğayla buluşmak ve açık alandaki doğayla ilgili faaliyetlere aktif olarak katılmak o hareket olanağını da tanıdığı için daha keyifli hale gelebiliyor. Tabii ki merak ediyorlar. Hayvanları çok sever çocuklar. Evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani onunla etkileşime girebilecek canlı varlıklarla bir arada olmak. Temas etmek, onlarla aynı ortamı paylaşmak çocuklar için büyük bir zevk ve keyif. Dolayısıyla böyle bir e, ortamda bulunmak onlar için hem merak uyandırıcı, bunun yanı sıra pek çok keşif yapabilecekleri imkanın da bir arada bulunduğu bir alanı sağlıyor. Hı -hı. Ve oyun başlıyor. Yani aslında hem ruhsal hem de bedensel olarak Kesinlikle. E, çok olumlu yönde etkileri var doğanın. Evet, evet. Bunu göz ardı edemeyiz. Hı -hı. Ve eğitimde de mutlaka kullanmak gerekiyor. Eğitim peki neden çok önemli? Eğitim çocuğun ihtiyacını giderebileceği alanları yaratmak için çok kritik bir alan aslında çok kritik bir saha. Çocuğun gelişimini bilecek, çocuğun ihtiyaçlarını anlayacak, fark edecek ve geleceğe çocuğu hazırlayacak bir araç. Dolayısıyla çocuğun gelişimini bildikten sonra o ihtiyacını gözetecek nitelikte ve geleceğe hazırlayacak nitelikte bir perspektif sunması, onun ihtiyaçlarını giderecek ortamı hazırlaması burada önemli bir ara formül aslında. Dolayısıyla çocuğun Gezegenin değişen koşullarını adaptasyonunu güçlendirmek, hazırlamak, yetişkin olduğunda nasıl bir hayatta kalma süreciyle karşı karşıya kalacağını öğrenmesi için de eğitim iyi bir araç. Peki bu eğitimin temelini, temelini neler oluşturur? Doğayla uyum içinde yaşayabilecek evet, bir, mesela eğitim. çevresel, sosyal. Bu konu hakkında örnekler vermek Aa, evet. ister misiniz? <laughs> Şimdi biz özellikle son dönemde sürdürülebilirlik için eğitim kavramından çok sıklıkla söz ediyoruz. Belki duyanlarınız vardır aranızda. Eğitimin içeriğini doğayla uyum içinde olacak nitelikte nasıl yeniden yapılandırabiliriz arayışı içerisindeyiz. Fakat doğa derken sadece çevresel koşulları düşünmemek lazım. Evet çevre çok kritik önem taşıyor. Çünkü çeşitli varlıklar var ve o varlıklarla ben bir arada yaşıyorum. Ve eylemlerimi insan olarak ona göre seçmek zorundayım. Hangi eylem? Hangi e, varlığı nasıl etkiliyor? Hı hı. E, bunları gözetmek durumundayım. Fakat bunun yanı sıra sosyo-kültürel bağlamı da düşünmeliyim. Yani ben insan olarak aynı zamanda bir topluluğun içinde yaşıyorum. Hı hı. Hem canlıların bulunduğu hem de cansızların bulunduğu aynı zamanda insanlarla etkileşim içinde olduğum bir topluluk içerisinde yaşıyorum. Peki bu topluluğun içinde yaşayabilmek için ne gibi değerlere sahip olmam gerekiyor diye soracak olursanız bu da sürdürülebilirliğin konusu. Yani ben doğaya baktığımda çeşitli bir, e, çeşit pek çok, Farklı özelliğe sahip canlıların bir arada uyum içinde yaşadığını görüyorum. Peki ben insan topluluğunda bu uyumu nasıl tesis edebilirim? Yani birden fazla farklı özelliğe sahip bireyin uyum içinde yaşamasını nasıl destekleyebilirim? Zannediyorum burada en kritik nokta saygı duymak, hmm. farklılıklara saygı duymak ve farklılıklara alan açmak. Ne kadar farklı birey varsa, ne kadar farklı görüş varsa gelişmek, değişmek ve yapılanmak hatta büyümek. Ancak o şekilde mümkün hale geliyor. O nedenle o farklılıklar alan açacak eğitim ortamlarını yaratmak. Hatta sınıflarda ve evde demokratik bir tutumla çocukla iletişim kurmak. Onun ihtiyaçlarını gözetmek, ona söz hakkı vermek, onun katılımını sağlamak. Tabii ki yaş ve gelişimsel seviyesi gözetilecek şekilde. Ona sorumluluk alanları yaratmak, belli varlıkların belki yetişmesi konusunda sorumluluk yaratmak, işte okulda bir bahçemiz varsa oradaki canlıların bakımından sorumlu hale getirmek veya sınıf ortamında gözeteceği herhangi bir varlık varsa veya arkadaşlarıyla, akranlarıyla uyum içinde yaşayabilmek için neye ihtiyacı var? Bunlar üzerinde çalışmak aslında temel perspektif. Bunun yanı sıra sorgulama becerisi kazandırmak da çok önemli. Yani ben eylemlerimi... Nasıl yapılandırıyorum? İhtiyaçlarımı giderirken ee, ...nasıl adım atıyorum? Örneğin e, doğayı da gözeteceksem şayet... Tabii. ...doğayı gözetmem Hı -hı. lazım, insanı gözetmem lazım... ...ve bu ikisini gözetirken... ...artan enerjiyi vakfetmem gerekiyor. Adil bir şekilde paylaşmam gerekiyor. Elimde iki tane yiyecek var. Birini sizinle paylaşabilirim. Bunu seçebilirim. Hı -hı. Neyi seçiyorum? Dolayısıyla e, sorgulamalıyım. Yani ne yapıyorum ben şu an? Refleksif mi davranıyorum? Yoksa bilinçli bir şekilde... Elimdeki şeyi, çevremi de gözeterek, diğer insanların ve diğer canlıların ihtiyaçlarını da gözeterek onlarla paylaşabiliyor muyum? Hı hı. Veya ihtiyacımdan fazlasını satın alıyor muyum örneğin? Özellikle şu an içinde bulunduğumuz son çağda tüketim evet. çılgınlığıyla karşı karşıyayız. Hı hı. Bir şeyi satın alırken ihtiyacım var mı yoksa bunu istiyor muyum? Evet. Hatta bunu isterken acaba İhtiyac etkileniyor muyum? Mi? Birilerinden mi etkileniyorum? Reklamlardan mı etkileniyorum, moda sektöründen mi etkileniyorum, bir markaya mı sahip olmak istiyorum Hı -hı. yoksa gerçekten bir monta mı ihtiyacım var, bir ayakkabıya mı ihtiyacım var? İhtiyacı Orada bir zaman vermek bakman. gerekiyor kendimize değil mi? Bir düşünmek evet, gerekiyor. Evet. Daha evet, Konumuz evet. programımızda bunu da işlemiştik Özlem Denizmen'le. Ee, i̇htiyaç mı, istek mi? İlk evet, başta bir evet. sorgula, bir düşün, bir zaman, 5 dakika, bir 10 dakika bir dur. <laughs> ihtiyacım yok o zaman bırak. Evet. Böyle bu şekilde anlatmıştı bize zaten. Sizi burada tekrarlamış oldunuz, pekiştirmiş olduk. Evet. Evet. Şimdi bir seyircimizden bir soru var. Çocuklarım evde aktivite yaparken kağıt boyama, kesme gibi aktiviteler sonucu kağıtların israf edildiğini gördüm. Ama öte yandan çok keyif alarak yapıyorlar. Boyama ve kesmeye alternatif bir şey önerir misiniz? Aslında devam etsinler. Sadece malzemelerini tekrar gözden geçirsinler. Şimdi kağıt deyince ben evde bokashi kompostu yapıyorum dedim ya. Evet. Bokashi kompostuna atılabilir nitelikte kağıtlar var. Hmm, komposta çevirebilirler evet. aslında. Yani Komposta çevirebileceği kahverengi böyle kimyasala bulaşmamış hem çocuk için de çocuk dostu bir materyal olacaktır. E, boyaları seçerken de örneğin gıda boyasını tercih etmek veya e, ekolojik bazlı boyaları tercih etmek. Böylece içinde kimyasal bulunmadığı için onu da komposta atabilirim. Hmm. Yani hem çocuğun gelişimini destekleyecek nitelikte bir aktiviteye fırsat veririm, yoksun bırakmam, eksik evet. bırakmam ama aynı zamanda yani insanı gözetirken doğayı da gözetebilirim, gezegeni de gözetebilirim, dünyayı da gözetebilirim. Tek yapılması gereken karar vermek. Kullandığım evet. materyaller hem ne kadar çocuk dostu, bunun yanı sıra ne kadar doğa dostu, peki bu ihtiyacı karşılamak için nelerle, hangi malzemelerle, hangi yapıdaki ürünlerle çocuğu buluşturabilirim? Burada esas ihtiyacımız olan şey bilgi. Bilmek hı hı. lazım aslında. Bildiğimiz yani zaman şöyle, ilgi gösteriyoruz. Kesinlikle. Ve ilgi gösterdiğimiz zaman eylemlerimizi doğru seçebiliyoruz. Hı hı. Bilmek için de araştırmak. Bu soru o yüzden çok kıymetli gerçekten. Hı hı. Hem çocuğumun ihtiyaçlarından vazgeçmiyorum hem de gezegeni gözetiyorum. Bu ikisinin ihtiyacını ortak bir perspektifte, ortak bir zeminde karşılayabilecek fırsatlarımız var. Hı hı. Bunları tekrar hatırlamak. Yani çocuk boyama kesmeye devam etsin. Devam etsin. Hani kağıt israf olacak diye, ziyan olacak diye düşünmeyelim. Evet. Ama doğa dostu malzemeler var. Onlara yönelebiliriz. Evet. Daha sonra bu malzemeleri kompost olarak evet, kullanabiliriz. Evet, evet, Bitkilere evet. E, aynı şekilde topraklaştırabiliriz. topraklaştırabiliriz. Evet. evet. Dönüştürebiliriz Aynen yani. Öyle. çok güzel Aynen bir öyle. tavsiyeydi gerçekten. Hı. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür bu konuyla alakalı söylemek istediğiniz son olarak bir şey var mı? Ah, evet, e çok, çok, çok şey, şey var. <laughs> Fakat son olarak şunu söylemeliyim. Bildiğimiz zaman ilgi gösteriyoruz. ilgi göstermeye başladığımız ve tanıdığımız zaman eylemlerimizi ona göre yapılandırabiliyoruz. Artık refleksif davranmıyoruz, sorumlu davranıyoruz. Sorumluluk alıyoruz. O nedenle bilelim, ilgi <laughs> gösterelim ve ilgi gösterirken kendi hayatımıza bu felsefeyi nasıl entegre edebileceğimizi, nasıl dahil edebileceğimizi e, arayalım. <laughs> Bulalım dilerim. Sizin sayenizde, sizler sayesinde <laughs> bilinçleneceğiz bu konu hakkında. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İlk çok katıldığınız programımıza çok sizi uğurlayacağım. Çok teşekkürler. Kendinize çok sağ olun. çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Evet, şimdi bakalım Belkıs Şefimiz bu neler yapmış Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Rambalımız pişti. Şimdi hemen ıspanakla ilgili Kral, tatlı sürdürülebilirlik e, evet. var mı içerisinde Yani var, çünkü... ne kadar süre tüketebiliriz? Hemen bozulabilen bir Hemen bozulmaz. Birkaç gün rahatlıkla yenilebilir. Aynı Hiç şekilde sıkıntı yok. bozulduğu zaman komposta yapabiliriz. Çünkü meyvelerden oluşuyor Tabii değil ki. mi? Geri dönüşebilir. Geri Kesinlikle dönüşebilir. doğru söylüyorsunuz. E, şimdi, şimdi ne yapıyoruz peki? Şimdi ıspanak köftesini hemen hızlıca anlatayım. Ispanağımızı biz öncesinde biraz soğan ve sarımsakla soteledik. Hı hı. Tuz, karabiber koyduk. İstenirse burada muskat da konulabilir. Biz bunu önceden pişirdik. Şimdi bunu robota alacağım Cevahir Hanım. Bayağı iyice soteliyoruz değil mi? Ispanaklar evet pişirdik. Ne kadar. Zaten bu hemen biliyorsunuz solar ya ıspanak. Evet. Kendini hemen bırakır. Çiğ o. şekilde yapamayız. Hani çiğ olarak da tüketiliyor ya ıspanak. Çiğ. Özellikle yurt dışında çok kullanırlar. Salatalara da kullanırlar. Siz seversiniz. hani çok biz. yapmıştık çok biz. çiğ hatta. ıspanak çiğ tabii. ıspanak salatası yapmıştık. Tabii ki. Ama bunu sotelemek gerekir. Evet, çok, bunu pişiriyoruz. Sonlu olunca sotelemek gerekir. Aha, ceviz. Yine ceviz içine. Var mı? Evet evet, ceviz biraz yağını da verecek burada. Hem bir birleştirme görevi görecek. Biraz da mısır unu. Bunu çekeceğiz. Yağ olarak cevizin yağından da faydalanmış olacağız. olacağız. Şimdi bunu yine çekiyoruz. Tamamen böyle homojen pürüzsüz bir hali mi gelmesi gerekiyor? Yok değil. Biraz toplansın yeter bizim için. Hı hı. Yumurta olmayacak bunda. Kendi kendine. bir Şimdi form malzeme listemiz yapacak. ekranda. Evet. Eee ıspanak köftesi sevgili izleyicilerimiz yapmak isterseniz not alabilirsiniz malzemelerini. Evet, devam bakıyorum. <laughs> <Hiç onu çekeceğim. gülüyor> evet. Ben şeyi merak ediyorum. Yumurtasız nasıl tutacak? İşte içindeki mu şeyle un um, ama um, un biraz mısır unuyla oluyor, tutacak Biraz da de ceviz etkili oluyor. Hı hı. Çok da unu aslında arttırmamak lazım, Cevahir Hanım. Çünkü o zaman da unlu unlu olacak. Ben istiyorum ki böyle sebzeli değil, değil mi? Evet, sebzeli. Yumuşak bir şey olsun. E Onun şimdi için şöyle bir dondurma kaşığıyla ha bu şekilde şekil yapacağız yapalım köfteyi. Evet. Evet. Bu benim için ideal bir form mesela. Bir de hı hı. bir kişilik oluyor. Şöyle galetaya ben şimdi iki tane üç tane size örnek yapacağım. Çünkü sonra da püreyi hemen anlatayım. Olur <laughs> mu? Olur. Şimdi galete ununa batırıyoruz. Ee, fırına atacağız. Kızartmayacağız değil mi? Yoksa kızartma... Şimdi kızartma da olur ama ben çok tercih etmiyorum. Bu böyle fırında da çok rahat, sağlıklı olabilecek bir şey. <laughs> Şöyle bakın yumuşak hareketlerle bunu böyle buladım. İşte. Acaba çocuklar sever mi bunu? Bilmem. Ben daha sevdirmek Deneyim. için güzel bir <laughs> yöntem olabilir değil mi? Bunun yanına bir yoğurt sosla mesela. Yoğurtla bence çok güzel olur çocuklar için de neden olmasın. Şimdi kaç derecede? Gene 180 dereceye atacağız. Kızarana kadar, evet. bitiri olana kadar. Zaten ıspanaklar pişmiş. Pişmiş olduğu için hiçbir Hı -hı. sıkıntı yok. Ee, şimdi diğer tarife geçebiliriz. Bu şekilde evet. yerleştiriyoruz, fırına atıyoruz. 180 derecede kızarana kadar pişiriyoruz. Pişiriyoruz. Altı kızarıyor. Üstü böyle hafif pembemsi oluyor. Bu bizim için yeterli. Hı hı. Şimdi burada da püremiz. Patates. Patatesi haşladık önceden. Ezdik. Ee, ezdik. Burada önemli nokta şu. Ezdikten hemen sonra biraz tuz karabiber koymak gerekiyor. Çünkü öteki türlü patates çok yavan oluyor. Hmm. Soğuyana kadar biraz tuz karabiber, biraz limon ben koydum. Bu soğuk püreyi limon aslında. Da koyduk. Evet çok az. Bu soğuk püreyi. Ee, mesela davet davetiniz var, misafirleriniz gelecek. Önceden yapıp dolapta tutabiliyorsunuz. Tekrar ısıtmaya da gerek hı hı. olmayacak. Soğuk bir alternatif olarak düşünelim. Hı hı. Şimdi bunun içine yine biraz ben tuz ekleyeceğim. Biraz karabiber. Bol limon, ekşili bir şey olacak. Hı, hı. Daha önceden de ekmiştiniz. Tabii ki. Limon yine ekliyorum. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Bu böyle bir salata havasında. Buna tereyağı, normalde sıcaklara tereyağı, süt koyarız ya. Bu no öyle değil bu işte. Bu öyle değil. Evet. Ona o da değil. <laughs> zeytinyağı koyuyoruz. Bolca zeytinyağı aslında e, patates çok seviyor yağ değil mi? Bolca koyabiliriz. Çeker. Çok çeker. Çok evet. çeker. Yani evet. ne kadar koyarsan koy o yağ o sanki yağsızmış gibi Yağsızmış olur. gibi olur. Onun için ara ara ilave etmekte yarar var. Sumak ilave ettim. Sumak çok yakışıyor. <laughs> ben bunları doğramıştım zaten hazır. Evet eğer, yeşilliklerimizi de koyduk. Evet eğer akşama kadar çok hemen yenmeyecekse soğanını sonra ilave etsin izleyicilerimiz. Hı hı. Hemen koymasınlar soğanını. Sonra bunu karıştırıyoruz. Bu karışacak. Homojen hale gel geliyor. Tuzuna bakacağız, yağına bakacağız. Sonra servis edeceğiz. Bu kadar. Evet. Şimdi püremizin yapılışı bu. Aslında patates salatasına benzedi birazcık da. Benzedi. Onun Ama püre avantajı, hali. avantajı ne biliyor musunuz? Bir kere daha iyi sos çekiyor püre olduğu için hı hı. ve önceden hazırlandığı için de yemekler için kurtarıcı. Bir evet. kenarda bekleyebilir. Evet. Çok da güzel böyle et yemeklerin yanında da eşlikçi olmuş olabiliyor. Eşlikçi olabilir. Bunu da bu şekilde ben karıştırıp tuzuna bakacağım ve hı hı. servise hazırlayacağım. Servisi nasıl yapacağız? Güzel şekiller verecek miyiz yoksa? Veririz. <laughs> o zaman o da sürpriz olsun. Evet onu da bu dondurma kaşığıyla hemen yuvarlak şekiller ha, yapabiliriz. Dondurma dondurma kaşığıyla mesela evet, hemen yuvarlak olur. şekiller iki kaşık arasında yapabiliriz böyle böyle. Hmm. Bunun helvası gibi o da olur. Biz nasıl yapacağız peki bugün? E şeyi kullanabilirim dondurma, dondurma kaşığı, kaşığını oradan kullanabilirim. Oradan devam ederim. Evet. <laughs> tamam ellerine sağlık çok güzel Sağ gözüküyor gerçekten. Eminim çok da lezzetlidir biraz İnşallah. daha tadımı yapacağız. İnşallah. Çok sabırsızım bu arada. Çok güzel. Şimdi ben konuğumu çağırıyorum. Tabii ki. Buyurun. Evet sevgili izleyicilerimiz öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sorularınız varsa mutlaka bize iletin. WhatsApp numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0090 505 756 0206. Bugün konumuz çocuklar. Çocuklardan devam ediyoruz. Çocuklarımıza kitap Kitapları okumayı nasıl sevdirebiliriz? Şimdi bir konuğumuz olacak. Özge Lokmanekim, çocuk kitabı yazarı. Oğluyla birlikte yurt dışına seyahatlere gidiyor ve bunu kitaplaştırıyor. Bize anılarını, serüvenlerini anlatacak. Çocuklara farklı ülkeleri ve kültürleri tanıtmak için siz hangi yolu seçerdiniz? Konuğumuz hem seyahati hem yazmayı seçti. Üstelik oğluyla birlikte. Meraklı bir çocuğun seyahat günlükleri kitaba nasıl dönüştü? Bu ilginç serüveni anlatmak üzere çocuk kitabı yazarı Özge Lokman Hekim stüdyomuzda. Özge Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Hoş buldum. Ee, burada kitaplarınız da var İnceledim az önce çok güzel gözüküyor kitaplar hem de aynı zamanda bir belgesel niteliğinde gibi değil mi? Evet. Genel, çocukların da genel kültürünü hatta ebeveynlerin onlarla birlikte okuyan ebeveynlerin bile genel kültürünü yükseltecek nitelikte kitaplar gerçekten çok güzel bravo Sağ olun, teşekkür ee, bahsedebilir bana. misiniz bu kitap yazma serüveninizden nasıl başladınız? Nasıl bu kadar çok kitap yazdınız? <gülüyor> <gülüyor> ben aslında avukatım hukuk Fakültesi mezunuyum. Avukatlık yaptığım dönemde işim gereği çok geziyordum zaten ve bir seyahat blogum vardı. Böyle gezdiğim yerlerle ilgili işte çektiğim fotoğrafları, notlarımı paylaştım. Ee, sonra oğlum oldu. Ee, oğlum başladı. Da... Allah Başla. Gezmeye ara vermek istemedim. Bu sefer onunla nasıl gezeriz diye planlar yapmaya başladım çünkü e, seyahat benim için bir tutku, yeni bir yer keşfetmeyi, yeni bir şehirde dolanmayı, işte tarihi yerleri görmeyi seviyorum. ...o an böyle anda yaşıyorsunuz... ...başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz... ...geçmiş, gelecek değil... ...o yüzden de bu duyguyu oğlumla nasıl yaparım... ...diye düşünmeye başlamıştım ve... ...zaman içinde düşe kalka öğrenerek... diyeyim Şu an ...çocukla kaç da... Yaşında? Peki, Şu 10. anda 10 10 yaşında... Evet. Peki siz kaç yaşında seyahat etmeye başladınız? E, karnımdaydı, ilk. E, hamileydim ilk. Hamilelikten evet, itibaren evet. başladınız. Hamilelikten itibaren beraber geziyoruz. Hı hı. Em, sonrasında da... Em, ...dedim ki... Em, işte. Oğlumla geziyoruz, başka şehirlere gidiyoruz ve şey yok. O şehirleri anlatan kitaplar Türkçe kaynak yok. Çünkü yurt dışına çıktığınızda o şehirleri anlatan böyle özellikle işte e, kitapçılarda veya turist e, turizm ofislerinde hep böyle kitaplar vardır. Bizde yok. Ben de dedim ki bu bir eksiklik. Acaba yapabilir miyiz? Hem oğluma bir anı olur. Hem onun gibi meraklı gezmek isteyen çocuklar için de bir kaynak kitap olur mu? Olmaz mı? O dönem çok sevgili karikatürist dostum Gökşen Eke'de ben çizerim, bunların çizimlerini yaparım. Çizimler de, de çok önemli. Evet, değil mi? kitaplarda, ee, özellikle çocuk kitaplarında. Evet, öyle bir yola çıktı. İlk önce Kemal'in Londra günlüğü yazdı. <laughs> evet, çünkü ilk gittiğimiz şehir o Londra. Bu ilk kitap mı? Evet, o ilk kitap. Kaç yaşındaydı o zaman Kemal? Ee, i̇şte iki falan da. İk evet. İki yaşında orayı evet. gözlemlerken bunu hikayeleştirdiniz. Evet. Onun sevdiği şeyleri de dikkate aldım. Sonra büyüdükçe beraber yazmaya başladık zaten. Gerçekten Tabii mi? Tabii. Hem... hem de şey bu kitaplar bir rehber kitabı gibi de aynı zamanda evet. değil mi? İçinde hem çocuklara hem de Evet içinde hem bir hikayesi var. Yani Kemal'le yaşadığımız maceraları bir çocuğun gözünden anlatıyor. Hem de gittiğimiz şehirlerin tarihi yerleri, kültürel yerleri, yerel mutfakları, oradaki işte... Em önemli bilgiler diyeyim. işte parası, ona mesela Londra ile ilgili işte çay saati, işte kırmızı otobüsleri her şeyi. var. Brüksel de öyle. Evet, Sanatçıları... genelde burada şimdi hani Londra, Brüksel, Paris, Roma, Barcelona gördüm. Evet. Genelde Avrupa turu Avrupa'ya mı gittiniz? Evet, ağırlıklı Avrupa'yı gezdik. Hı hı. Sonra başka seyahat kitapları da yazdım. Bu seriyi böyle şehir şehir devam edelim niyetiyle hı hı. yola çıkmıştık. Mesela, e, burada Brüksel. Kitabımız var. Bu arada, Brüsel'de yaşayanlar hani Avrupa'dan çok izleyicimiz var, birçok izleyicimiz çok var. Onlara da buradan selamımız olsun. Bu, bu yaşadığınız bölgenin kitapları var bu arada orada yaşayanlar için. Çocuklarınızla edinmek isterseniz bu kitapları birlikte okumak isterseniz alabilirsiniz. Mesela sizin en çok etkilendiğiniz Avrupa'da en çok etkilendiğiniz şehir hangisi oldu? Zor sordunuz. Ben bir dönem Belçika'da yaşadım. Öyle ee, mi? Evet. Kaç sene yaşadınız orada? Bir sene. Bir sene yaşadınız. Evet. Ee, bir sürede Londra'da staj yaptım, hukuk Fakültesini bitirdikten sonra. Ee, ikisi arasında seçim yapmam çok zor olur diyeyim. Brüksel mi Londra mı? Yani zaten ilk iki kitabı en sevdiğim iki şehire verdik. Hmm. Ona ayırdık. Evet. O yüzden zor. Yani bu iki zordu. kitap e, sizin bu seriden en çok sevdiğiniz kitap yani. Tabii ki hepsinin yeri Hepsini, ayrıdır. Evet, ama öyle diyebiliriz. Hepsinin hikayesi ayrıdır, ama bunların yeri farklı. Neden Onun yeri peki? Farklı. Neden Londra ile ee, sen Orada yaşadığınız hı. için mi yoksa başka güzel hikayeler de var mı oraya? Yani beri? şöyle, um, Belçika'da. İşte yaklaşık 25 sene önce yaşadım ben. 17-18 yaşındaydım. Hala orada görüştüğüm arkadaşlarım var. Şimdi benim o dönem lisede beraber okuduğum arkadaşlarımın çocuklarıyla oğlum arkadaşlık yapıyor. Onlarla beraber geziyoruz. Hmm. E, o yüzden benim için çok özel. Yani çocukluğumun geçtiği yerde şimdi çocuğumla ve arkadaşlarımın çocuklarıyla vakit geçirmek. O yüzden Brüksel, yani Belçika benim için her zaman e, duygusal bağım olduğu için... ...şehrin güzellikleri, tarihi yerlerinin dışında duygusal bağ olduğu için de çocukluğunuzu hatırladığınız için. Çocukluğumu Çocuk için. yazarken hani çocuğu, çocukluğunuzu hatırlamak da önemli bir unsur olsa gerek. Tabii ki evet. Çünkü ben yani Belçika'yı sevme bir tanesi de belki siz de hatırlarsınız. Biz çocukken Ayşegül serisi vardı. Evet. De Ayşegül mutfakta, Ayşegül küçük anne, Ayşegül uçağa biniyor, seyahat ediyor diye. E, o serinin yazar ve çizeri de e, Belçikalı. Ben o seriyle büyümüştüm. İlk okumayı öğrendiğim kitap oydu ve çok severdim böyle bir seri, bir karakter kitabı. Biraz da belki ondan ilhamla bir karakter. Kemal. Ve Kemal, ve Kemal devamı. Serisi. Evet serisini. Kemal'in Kemal devamı. Bu arada Belçika'da da gerçekten iyi hikaye da var. Mesela Şirinler de Belçika'dan Tabii, evet. çıktı diyebiliyorum. Çizgi Benim roman. De en, çizgi romanlar. Benim de en ten, çok sevdiğim ten, Şirinler'di. Şirinler, işte Red Kid, Red bunların hepsi. Evet. Edebiyat konusunda da bayağı aslında hani bilmiyoruz ama Belçika'da bayağı iyi isimler çıkıyor. Nasıl evet. ki İtalya'da resim konusunda. Zaten evet. bu az önce Roma, herhalde Roma ya da Barcelona. Biraz böyle içinde biraz karıştırdım. Orada da resimleri tanıtıyorsunuz, ressamları tanıtıyorsunuz. Evet. Evet, e, kitaplarda hep sanatçılar yani o ülkeye ait sanatçılardan da bahsettik. Mesela işte Barcelona'da Gaudí'den bahsediyoruz, Picasso'dan bahsediyoruz Barcelona kitabında. Çocuklara bir vizyon da katıyor aynı zamanda, değil mi? Bunlardan bahsedince hani sadece bir hikaye değil. Orada o bölgenin sanatçısı, sanat takımı veya e, tarihinden bahsedince çocukların vizyonunu da geliştirmiş oluyoruz bu sayede. Evet, biraz genel kültür Bilgisi de kitaplarda böyle kutu kutu, minik, e, ilginç olabileceğini düşündüğümüz bilgileri de paylaşmak istedim ben. Hem bir rehber gibi, hem de bir hikayesi var. E, <laughs> mesela şu sayfayı göstermek Benim evet. aklıma direkt şöyle bir şey geldi. Ben mutlaka bu kitapları edineceğim. Çocuğuma bu kitapları okuyacağım. E, mesela burada bir sanatçının, e, Joan Miro'nun... Bir eseri var burada. Resimleştirilmiş. Evet. Ee, farklı biçimde hani bir hayal dünyası kullanılmış. Sürrealist bir şekilde çizilmiş. Ben çocuğuma derim ki sen de Joan Miro'yu örnek alarak kendi resmini yap. Tabii ki. diye bir aktivite yapmış oluruz değil mi? Tabii ki. Çok güzel. Zaten bunu yapıyoruz. Ben çocuklarla bu kitapları e, okullarda ya da işte kitap evlerinde, kütüphanelerde okuduktan sonra her kitapla ilgili bir etkinlik yapıyoruz. İşte bazen beraber resim yapıyoruz, bazen bir bulmaca çözüyoruz, bir oyun oynuyoruz. Mesela e, bazen de mutfağa giriyoruz. Bir okulda Roma günlüğünü okuduktan sonra beraber pizza yapmıştık. Mesela. Hı hı. Çünkü pizza bir İtalyan yemeği orada doğmuş. İşte neden adı Margarita pizza, neden Neapolitan pizza, nerede doğmuş. İşte hı hı. parmesan peyniri. Sohbet konusu da oluşmuş oluyor. Yani i̇şte. hani son zamanlarda böyle hayatımıza girdi ya çocuklarla kaliteli vakit geçirme. Bazen evet. ne yapacağımızızı şaşırıyoruz ebeveynler. Böyle hani e, rehber şeklindeki kitaplar aslında bize önce olmuş oluyor. Hani aktivite... Fikri vermiş oluyor çocuklara. Hem aküpte fikri yapayım. veriyor hem de beraber gelecek konusunda hayal kurmak çok eğlenceli bir şey. Kesinlikle. Beraber nereye gidelim, neden gidelim, işte sen de araştır, buraya gitsek neleri görmek isterdin, neleri öğrenmek isterdin. Veya çocukların talebi oluyor. Çünkü artık okullarda çocuklar sanatçıları tanıyorlar, tarihi yerleri öğreniyorlar. Hem Türkiye'de hem dünyadaki başyapıtları öğreniyorlar. Ve bazı çocuklar da bunları dile getiriyor. Ben şunu görmek istiyorum, şuraya gitmek istiyorum diye. Onun üzerine hayal kurmak. Plan yapmak, i̇şte şu doğum gününde, şu yaşta gidebiliriz. İşte bunun için para biriktirelim, bunun için hazırlık yapalım. Bu da çok keyifli tabii ki. Eğer seyahat etmeyi seviyorsa aile beraber keşfetmek, öğrenmek, yeni bir deneyimi birlikte e, yaşamak önemli. Çünkü çok ben güzel. hep şeyi söylüyorum. Biz hem seyahat için işte yetişkinler izin alıyoruz, para biriktiriyoruz, bunun için hayal kuruyoruz. Ama seyahat zamanı geldiğinde çocukları Evde bırakıp işte karı koca gidiyoruz, gidiyoruz karı. kendimiz gidiyoruz. E çocuk o zaman şunu düşünmeyecek mi? Hani böyle önemli bir şeyde ben yokum, o zaman bana değer vermiyorlar mı, beni sevmiyorlar mı diye düşünür. Ama bunu beraber yaptığınızda evet, iki kişi seyahat etmek çok daha kolay, çok daha konforlu olabilir. Ama çocuğunuzun da dünyasına inanılmaz bir e, deneyim, donanım ve bilgi ve eğlenceyi katmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Bunu beraber yaşıyorsunuz ve unutulmayacak anılar ve bunu deneyimledikçe aslında yolunu da bir şekilde buluyorsun değil mi? Hani çocuklarla birlikte seyahat etmenin kolay yollarını da bulmuş oluyorsunuz. Tabii oluyorsun. ki Gerçekten zaman içinde <laughs> pratiklik kazanıyorsunuz. Pratiklik bir kazanıyorsun. sürü şeyi öğreniyorsunuz. İşte Hangi saatte uçak bileti almanız gerektiğinden tutun işte yanınıza götürmeniz gerekenlere hayır nasıl bir otelde mesela pusetiniz varsa mutlaka asansörlü bir otelde kalmalısınız. Hı hı. Yani bunları hep tecrübeyle. Işte eğer emziriyorsanız ya da mama veriyorsanız otel odanızda işte bir tane dolap olmalı. Kesinlikle gibi evet. şeyleri aa burada dolap yok. Peki bu şimdi bu sütü nereye koyacağız? Sütleri başka sonra diyorsunuz ki bir dahaki seyahatte bunu, bunu unutmayayım. Bunu yapacağım. Evet. Çok güzel. Şimdi bir görüntülü konuğumuz var. Doçent doktor Nazife Burcu Takıl, Edinburgh Üniversitesi öğretim üyesi ve yazar kendisi. İskoçya'dan programımıza konuk oluyor. Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhabalar Cevahir Hanım, stüdyodaki konuklar ve bizi izleyen herkese mutlu bir gün diliyorum. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz. Edelim. Siz de kitaplar yazıyorsunuz, siz de yazarsınız. Peki şunu sormak evet. istiyorum öncelikle, ana diliniz Türkçe mi? Yoksa Evet, ben Türkçe eğitimcisiyim. Tabii ki anı dilim Türkçe. <laughs> Ama yabancı dilde de kitaplar <laughs> yazıyorsunuz. Evet, ısrarlara dayanamadım açıkçası. Burada da İngilizce kitaplar yazmaya başladım. Ancak hmm. bu yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde... Uzmanlığa sahip olduğum için açıkçası hem çocuk edebiyat alanındaki deneyimimi, yazarlık deneyimimi hem de akademik alandaki bu çalışmalarımı bir araya getirerek biraz daha böyle iki dilli dediğimiz çocukların yabancı dili öğrenirken ya da bir topluma uyum sağlarken o toplumun dilini öğrenmelerinde kolaylaştırıcı bir materyal olarak çocuk kitaplarını şu an iki dilli olarak kaleme alıyorum. Uh -huh. Keyifli bir süreç. Peki ne hissediyorsunuz yabancı dilde yazarken? Aynı hissiyat var mı Türkçe'de yazdığınız gibi? <laughs> Şimdi Cevahir Hanım, Türkçe benim özgürlük alanım aslında. <laughs> Her insan ana dilinde kendini çok güçlü hisseder. Bazen bir ortama girdiğimizde aklımıza pek çok kelime gelir ya da o bağlama uygun pek çok cümle gelir ama bazılarını hususiyetle seçmeye çalışırız. İşte burada şu kelime daha iyi olur. Tam olarak işte teşekkür ederim demedim de ee, şöyle teşekkür etmeye çalıştım, farklı kelimelerle ifade ettim. Gibi durumlarda kendimizi buluruz. Türkçe'de bunu çok rahatlıkla yapabiliyorum. Ya da e, hayal gücümü e, hiçbir yol olmaksızın koşulsuz Kalemimden çıkarabiliyorum ama İngilizce'ye geldiğimde tabii ki özellikle mecaz kullanımını çok seven bir yazar olarak biraz düşünmek e, hatta bazen sözlüğü e, sıklıkla bazen de demeyeyim sıklıkla karıştırmak durumunda kalıyorum. Yeterince özgür ve çok mutlu değilim ama e, faydalı olma amacıyla bu yola girdiğim için elimden geleni yapıyorum. Çok güzel, çok yani tebrik ediyorum bu konuda gerçekten sizi. Peki kültürel anlamda bir farklılık hissediyor musunuz? Ee, yabancı dilde yazarken Türk kültürümüze dair unsurları da kullanıyor musunuz hikayelerinizde? Şimdi şöyle, bu zamana kadar, zamanı yaşımı da söylememeye gayret <laughs> ettim. Ee, bu zamana kadar Türk kültürünün içinde doğup büyüyen biri olarak ister istemez bu kültür öğelerini Türkçe ana dilimde yazdığım romanlarda, hikayelerde e, yansıtıyorum. E, yansıtmak istemeseniz de ait olduğunuz toplumun kültürünü mutlaka yansıtırsınız. Evet. E, sadece dilde de değil yani bir yemekte de yerken ya da yemek tercihlerimizde bulunurken öyle değil mi? E, Türk kültüründen hep bir şeyler alırız. Yabancı bir dilde yazarken de tabii ki mesela... Ata e, atasözleri işte deyimler bunlar kültürden kaynaklanan şeylerdir. Mesela bizde pireyi e, deve yapmak vardır, bir şeyi çok büyütmek. Ama İngilizce'de kösebek yuvasını işte dağ tepeye çevirmek vardır. Hı hı. E, i̇çinde bulundukları hayattaki işte hayvanlardan, nesnelerden kendi dil mantıklarına göre benzetme yaparlar. Dolayısıyla çok hızlı bir geçiş. Ee, yapamıyorum. Biraz düşünmek zorunda kalıyorum ve bu beni e, tabii ki zorluyor. Zor yani. Kolay olduğunu söyleyemem kendim için. Peki siz e, yurt dışına gidiyorsunuz. Oradaki kültüre dair bir şeyler yazıyorsunuz ama bir e, Türk olarak Türk, Kemal de Türk. Evet. Hani onun gözünden bakıyor bizim konuğumuz. Peki eee Nasıl hani mesela burada Barcelona'da paella yemişsiniz hani evet. Barcelona'ya ait bir yemek onu tanıtmışsınız içerisinde birçok deniz ürünü var çocuklar sevmeyebilir. Mesela orada Kemal tepki veriyor mu anne ben bunu sevmiyorum ben Türk köftesi ayran istiyorum falan diyor mu? Tabii ki. Öyle değil. bir hikaye kuruyor <laughs> musun Yani çocuklar bazı çocuklar değil mi yeni bir şey karşısında her zaman çok istekli meraklı ve heyecanlı olmayabiliyorlar. E ee, ilk seyahat etmeye başladığımız zamanlar benim oğlum da öyleydi. Ee, aynı, e aynı eee aynı şeyleri paylaşıyorum. Ben de yazarken Türk kültürüyle oradaki kültürü kıyaslayan veya işte benzerlikleri ve farklılıkları anlatan şeyler yazıyorum. Örneğin Londra'da kahvaltı ettiğimizde Kemal şaşırmıştı. İngilizler sabahları kuru fasulye mi yiyor yani nasıl yani biz bunu akşam yemeğinde yiyoruz dedi. Bunu orada paylaşıyorum ya da orada bir oyuncak müzesi gördüğü zaman gittiğimizde İstanbul'daki oyuncak müzesiyle Kıyaslıyor. kıyaslıyor işte bizdeki <laughs> daha büyük daha çok oyuncak vardı İşte burada buradaki de ona benziyor gibi <laughs> ya da işte Londra'daki yine köprüyü var, gördüğümüz mi? zaman bizim Boğaz Köprüsü'ne benziyor ama bizim köprüden arabalar geçiyor burada işte açılıyor kapanıyor burada insanlar da yürüyebiliyor gibi mutlaka bir e, benzetme, Esilti var kıyaslıyor. bir benzerlik var yine bir özümüzden bir şeyler çıkıyor tabii ki ister istemez tabii ki. Ee, peki e, bir de fantastik kurgu romanınız var. Bunun hikayesinden bahsedebilir misiniz? Burada da böyle Türk kültürüne dair unsurlar var mı? Çünkü ses konusu fantastik bir kurgu romanı değil mi? Mürekkepsiz günlükler aslında fantastik evet. Ve şimdi dediğim gibi Türkçe eğitimcisi olduğum için, Türk kültürüyle bezendiğim için ben kendime engel olmak istesem bile mutlaka bu kültürden, bu özellikten unsurları kitabımıza yansıtırız eee konuğumuz da stüdyo konuğumuz da katılacaktır. Biz ne yaşadıysak aslında onu anlatırız. Yaşamadığımız, görmediğimiz, hayal etmediğimiz, tatmadığımız şeyleri ifade etmede çok başarılı olamayabiliriz. Dolayısıyla yazarlar kendi deneyimlerinden yola çıkarak bir şeyler anlatmaya çalışmalıdırlar. <laughs> Çünkü onu daha iyi tasvir ederler. Daha dilde güçlü olurlar. Mürekkepsiz günlüklerde mesela arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım okuduklarında şöyle de söylediler. Burcu sen yazmışsın yani o kadar çok yansıtmışsın ki kendini bir Türkçe eğitimcisi olarak mesela e, kitapta bir kahraman var fısıltı adı e, işte şey diyor adım fısıltı ama sıradan bir fısıltı değilim dolayısıyla F'yi büyük yazmalısın. Yani e, burada tabii bir Türkçe eğitimcisi kimliğim ortaya çıkmış aslında bunu amaçlamıyorum kitapta işte büyük harflerin kullanımını öğretmeye çalışmıyorum ama ister istemez e, onu e, ortaya çıkarmak durumunda kalıyoruz. <laughs> Mürekkepsiz günlükler de aslında benim hayatı da bakış açımı çok yansıttığım bir roman. Böyle iyiliğin bütün dünyadaki çocukların iyiliğin sihrinden beslendiklerini, o iyiliğe sahip olduklarını ve onu bir sihir gibi kullanabildiklerini, ama bazılarının bunu gerçekten yapabildiğini, gerçekten bu sihir gücüne sahip olabildiklerini. E, anlatıyor ve işte kahramanımız tabii ki her maceralı filmin ve kitabın başında olduğu gibi yapmaması gereken bir şey yapıyor ve karanlık ormana giriyor. E, orada da yine e, fantastik e, sıra dışı e, kahramanlar var mesela. Mildon'dan çok kısa bahsetmek isterim. Ee, işte kaşlarında bir e, halk yaşıyor onun, e, Kentullar diye. Yüzyıllar önce bir mücadelede birbirlerine destek vermişler ama işte Kentulların köyleri yok olunca e, Mildon'da o zaman. E, ...alnımda yaşamaya ne dersiniz? Hem yalnız kalmam, işte kaşlarım hiçbir zaman dökülmez ve beyazlamaz... E, ...sizin de bir eviniz olur e, diye. Çok böyle dikkatli bakarsanız kahramanın gözlerine... ...kentullar e, size karşı böyle ok yay çekebiliyorlar. E, böyle e, iyiliğin e, mücadelesine verilen... E, ...aslında e, bir mücadele, bir macera içerisinde... ...fantastik karakterlerle e, yolda giderken... ...Ada'nın e, bunun bir mücadele olmadığını... ...bambaşka bir sınavın içinde e, olduğunu anlamanın bir kurgusu. iyiliğin bir romanı. Aslında iyiliğe bunun bir sihir olduğuna çok inanırım. Bir, şeye iyi çok güzel. bir şeyi iyi baktığımızda, bir şey güzel gördüğümüzde bize yansıdığına çok inanırım. Kesinlikle. Peki sizi en çok etkileyen eseriniz de bu mu oldu? Ah! <laughs> bu çok zor bir soru. En çok etkileyen Hepsi farklıdır tabii ki. Şöyle aslında hep hangi romanı, hangi hikayeyi yazıyorsam sanki o an en çok beni o etkiliyormuş gibi geliyor. Zaten bu olmasa herhalde iyi bir yazar olmadığım anlamına gelir. Heyecanlanmayıp etkilenmiyorsam o olmamıştır. Baştan yazmak gerekir diye düşünüyorum. Şu anda yazdığım bir uzay macerası var. Uzayda geçen üç kahramanın başından geçen bir macera. Şu an galiba en çok onun için heyecanlıyım. En çok o etkiliyor. Çünkü tam da anın içindeyim. Evet. Ama mürekkepsiz günlüklerde tabii ki çok sevdiğim, kendimce değer kattığım bir romanımdır. Çok güzel. Heyecanla bekliyoruz yeni kitabınızla. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben te teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Mutlu günler. Teşekkürler. Evet, Ezgi Hanım. Doğru söylüyor. Yazarken ben de şimdi kendimi düşünüyorum. Yazıp bitirdiğiniz zaman o hikaye artık sizden çıkmış oluyor. Siz kafanızda bir sonrakini bir düşünmeye sonraki. başlıyorsunuz. Ama okur, daha o kitabı okuyup belki onunla haşır neşir olurken... ...siz yeni bir şey düşündüğünüz için o geride kalmış oluyor sizin için. <laughs> o ama hep bir yenisi sizi daha çok heyecanlandırıyor. Evet, kesinlikle öyledir. Peki siz e, hiç böyle tam tersini düşündünüz mü? Mesela şimdi yurt dışında gidiyorsunuz, oradaki hikayelerinizi anlatıyorsunuz, seyahatlerinizi. Türkiye'de seyahat edip bunu evet. yabancı dilde yazmayı düşündünüz mü? Evet, bunun üzerine şu anda çalışıyorum. Türkiye'yi anlatan, Türk... Kültürünü anlatan bir kitap üzerinde çalışıyorum diyeyim. <laughs> bir tane dünyanın en güzel ülkesi diye bir kitap yazmıştım. Türkiye mi? <laughs> e, yok, dünyanın e, evet içinde Türkiye de var. E, bir ormanın kralı var aslan ve emekli olmak istiyor ve dünyada dünyanın en güzel ülkesini bulup oraya yerleşmek istiyor. Fakat bunu bilmiyor. Diğer hayvanları huzuruna çağırıyorlar aslanın. Her hayvan kendi ülkesini anlatıyor. <laughs> i̇şte Brezilyadan papağanlar geliyor. İşte Madagaskar'dan lemurlar geliyor, Avustralya'dan kanguru koala geliyor vesaire. Türkiye'den de Van Kedisi'ni seçmiştik o zaman editörümüzle Aynı de güzel. İşte Van Kedisi geliyor, Türkiye'yi Aslan'a anlatıyor ve sonunda Aslan karar veriyor. Aslında okura karar verdirtiyoruz kitabın sonunda. Okur, küçük okurumuz hangi ülkeyi neden beğendiğini anlatan bir mektup yazıyor Aslan'a ve ona bir tavsiyede bulunuyor. Bence dünyanın en güzel ülkesi burası, buraya gidebilirsin diye. Ama okul etkinliklerinde görüyorum ki ...genelde Türkiye'yi seçiyorlar. Hatta yurt dışında da bu kitapla ilgili etkinlikler yaptığım zaman Londra'da... ...orada yaşayan Türk çocuklar da İngiltere'de yaşamış olmalarına rağmen... ...en güzel ülkenin Türkiye o. Tabii vatan diyorlar. Çünkü. <laughs> vatan. Evet, yani yüzden... kendi vatanları olmasa bile hani orada doğmuş büyümüş olsalar bile... Kökleri ...yine de burada. kökleri... Evet, aynen öyle. Evet. Peki siz yurt dışında yaşayan e, Türk annelerle hiç sohbet ettiniz mi? Ediyor musunuz? Evet sizden eminim öneriler istiyorlardır. En çok ne konuda öneriler istiyorlar? En çok kitap önerisi istiyorlar. Çünkü çocuklarının yurt dışında yaşayan ebeveynler çocuklarının Türkçeyi unutmasını istemiyorlar. Türkçe okumaya devam etmelerini veya okuma yazmayı bilmiyorlarsa Türkçe okuma yazmayı öğrenmelerini istiyorlar. O yüzden de kitap önerisi çok istiyorlar. Ne okuyalım? Nereden bulabiliriz? İşte bu kitabın bu kitabı okudu beğendi Türkçesi var mı gibi sorular geliyor en çok. En çok da Almanya'dan, sonra Belçika'dan, sonra da İngiltere'den böyle bana yazan ve düzenli olarak iletişimde olduğum bir ebeveyn grubu var. Zaman zaman da özellikle İngiltere'ye gittiğimde yazları orada böyle velilerle, ebeveynlerle bir araya geliyoruz. Bir ajans var orada, bir dil okulu. O organizasyonu yapmıştı geçen senelerde hep. Bu velilerle de çocuklarının Türkçe okumaya devam etmesi için neler yapabilirler orada, oradaki imkanlarla bunları konuşmak Neler bunları yapabilirler anladım. peki? Sevdikleri kitapları Türkçe, İngilizce aynı anda okuyabilirler. Veya Türkçe, Almanca iki, dil iki dilde. Çünkü bazen bilmedikleri kelimeleri için çocuklar sözlüğe bakmak istemiyor. Bunda zorlanıyorlar. <laughs> Ama bildiği bir hikayeyi okuduğunda nasılsa biliyor ve çıkarım yapabiliyor. Böylelikle okumaktan kop. Yapmıyor. Bunu <laughs> yapabilirler. Kelime oyunları her zaman için keyifli. İşte bizim oynadığımız bu Scrabble gibi kelime yazdığın oyunları Türkçe oynamak, kart oyunlarını Türkçe oynamak, kelime oyunlarını. Bunlar tabi dil öğrenimini eğlenceli de getiriyor. Deyimler, atasözleri kartları var onları öneriyorum. Çünkü en zorlandıkları şey mecazi anlamı olan cümlelerde. Bu ne demek şimdi? bu ne Evet. evet, evet Çünkü bilmiyorlar. <laughs> e, o yüzden deyim ve atasözleri, kartları ve bunlarla ilgili kutu oyunları onların hoşuna gidiyor. Yeni şeyler öğreniyorlar. Evet. Yani. E, sesli kitap dinlemelerini öneriyorum. Yani okurken takip etmek. Çünkü bazen Türkçe kelimelerin nasıl okunduğunu telaffuzunda zorlandıkları için ebeveynler okuyacak zaman bulamadığında ya da işte araba yolculuğunda uçak yolculuğunda kitabı bir yandan okurken bir yandan dinlemek de kolaylık sağlıyor. En azından doğru telaffuz için, doğru bir şekilde tonlama okurken vurgu için de dinlemek de önemli. Bunun hı hı. için artık çok güzel aplikasyonlar var ve bu aplikasyonlarda da çok güzel, çok iyi yayın evlerinin nitelikli çocuk edebiyatına dair kitaplarını ses iyi ses sanatçıları tarafından seslendirilmiş hı hı hı. okumaları var. O yüzden bunları öneriyorum diye ilk aklıma gelenler bunlar. Daha bir sürü şey var da... Evet, şimdi bir seyircimizin bir sorusu var. Ee, çocuklarım kitap okumuyor, zorla okutuyorum. Zorla okuyunca da okuduğunu anlamıyor. Tabii ne ki. önerirsiniz? Yani hiçbir şey zorla yapıldığında uzun vadeli bir sonuç alamayız diyeyim. Çocuklarının ilgi alanını bulmak en önemlisi. Yani bu çocuklar neden hoşlanıyor? İşte futbol mu seviyorlar, spor mu seviyorlar, yemek yapmayı mı seviyor, işte bebeklerle oynamayı mı seviyor, uzay mı, araba mı, ne ilgi duyuyor? Önce onu bir öğrenmemiz lazım. Bunu bir gözlemlemek gerekiyor. Eğer çocuğunuz, şimdi benim oğlum var bu aralar futbola ilgi duyuyor. Dünya Kupası'yla da birlikte hı hı. en çok gündemimizde futbol var. İşte Dünyanın en iyi futbolcusu hangisi? Altın ayakkabı. O kaç tane forma giymiş, o kaç tane bilmem ne yapmış. Buna dair kitap olması Tabii, gerekiyor. Tabii o zaman ne yapıyorum? E, futbol hikayesi anlatan, işte futbolcuların hayatı, biyografisi olabilir. Çünkü onu okuduğunda da şunu anlıyor. Hiçbir başarı aslında... Böyle tepeden tepsiyle önümüze Hı -hı. gelmiyor. Sevim, evet. Bunun arkasında çok ciddi bir çalışma, disiplin, emek. emek, zaman ve kendine adamışlık var. Bunu öğrenebiliyor o kitap, böyle kitaplardan da diyeyim. Ne seviyor? Uzay ve işte gezegenlerle mi ilgileniyor? O zaman bunu anlatan, kurgu, fantastik kitaplar olabilir. Buna yönelik kitaplar seçiyoruz Hı -hı. birlikte. İlgi alanına giren bir şeyim, merak ettiği bir şeyi öğrenmek isteyeceği için veya o konuda arkadaşlarının yanında da ben bunu biliyorum demek, o özgüvene sahip olmak isteyeceği için o tarz kitaplarla ilk adımı atabilirler. Onun dışında zorla kitap okutmak yani bunun bir cezaymış gibi çocuğa işte git kitabını oku. Okumazsan işte televizyon izleyemezsin, tabletle oynayamazsın demek, teknolojiyi bir ödül Arzu edilen bir şey ama kitabı bir zorunluluk, bir ödev, bir ceza haline getiriyor. Ama böyle hani mesela zorunlu derken okullarda da zorunlu tutulan kitaplar var. var evet. Edebiyat derslerinin bu evet. hafta ödev gibi veriliyor aslında. Evet. evet. Ee, onlar da var. Onlar <laughs> da <laughs> şöyle. Evet o okul ödevi ayrı bir şey okulun seçtiği işte belli içerikleri dersle paralel okumasını ve öğrenmesi gerektiğini düşündüğü kitaplar benim sözüne ettiğim keyfi okuma. Yani okulla da hep şunu öneriyorum öğretmenlerle de çalışmalar yaptığımda çocuklara bir liste veriyorsanız seçme şansı da verin çünkü her biz nasıl herkes her yemeği beğenmiyorsa her işte izlediğimiz diziyi her, hepimiz beğenmiyorsak, her kıyafeti hepimiz, her rengi beğenmiyorsak kitapta da aynı şey geçerli aslında. Ee, çocukları... Yani o dünya klasiği diye illa o kişinin okuması gerekmiyor, çocuğun okuması gerekmiyor mu yani? Ya şöyle tabii ki de önemli bir şey. Klasik işte ne evet. sefilleri okuması, çocuğun lise zamanında işte Tom Sawyer'ı bilmesi bunlar önemli ama... O aşamaya gelene kadar önce edebiyatı, kitap okumayı sevmesi lazım. Sevmesi gerekiyor. Zorla Tom Sawyer'ı okuyup bir tane Tom Sawyer, işte Sefilleri okudum, Tom Sawyer'ı okudum, işte Alice Harikalar Diyarında'yı okudum. Tamam hani bunları okudum, bunlar klasik, kenara koydum. Başka da bir şey okumak istemiyorsa o zaman o çocuğu kaybediyoruz. Hı hı. Ama ona gelene kadar işte başka şeyleri de okuyup arada onları da okumaya devam eden bir okur yetiştirmek istiyoruz. Biz. Yani aslında eğitim kurumlarına çok görev düşüyor burada. Aynen öyle. Bir hı hı. de ben hani hep şunu söylüyorum, bu... Em, Dünya işte klasik eserler dediğimiz eserlerin pek çoğu çocuklar için yazılmamış aslında. Evet çok zor kitaplar. Evet zor kitaplar. Felsefesi de zor. Felsefesi de zor anlaması da zor. Yani bunları yazanlar döneminde kalemleri daha, e, dilleri daha sade olduğu için aslında çocuklar da bunları okusun denmiş. Çünkü bu eserlerin bir kısmının yazıldığı dönemde çocuk edebiyatı diye bir şey yokmuş, yokmuş. ülkemizde bile işte. 60'lı yıllarda, 60'ların sonları, 70'lerin başında çocuklara özel eserler çıkarılmaya başlıyor. Hı hı. Başlanıyor. Resimli kitaplar Türkçe'ye çevrilmeye başlanıyor vesaire. O yüzden şimdi daha çok seçenek var. Artık e, Türk yazarlarının da sayısı arttı. Nitelikli edebiyat alanında eser veren pek çok yazar, çizer, e, yayın evi var diyeyim. O yüzden seçme şansı eskiden çok sınırlıyken, biz çocukken çok az kitap vardı. Ama şimdi seçenek de çok. Evet. Ve çocukların ilgi alanına giren onların... Macera duygularını böyle işte heyecanla okumalarını sağlayabilecek eser daha çok. O yüzden de illa klasiği okusun mu? Evet okusa çok güzel olur. Ama onu okumaya zorlamak yerine seçenek sunmak, çok iyi daha... adımlarla başlamak, bunu ödev ve zorunluluk haline sokmadan okumaya motive etmek önemli. Evet. Şimdi bir seyircimizden soru var. Ee, kitap okumayı sevdirmek adına kendim sevmesem de çocuklarımla kitap okuma aktiviteleri yapmaya çalışıyorum. Ama bu aktivitelerde elimde olmadan kendim sıkılıyorum. Kendim için nasıl daha keyifli hale getirebilirim? Kendi seveceği bir kitabı da bulabilir. Kitabı çocuğuna kendi mesela eğer çocuklar okuma yazma biliyorlarsa bölüşerek okuyabilirler. Yani hepsini anne okumak zorunda değil diyeyim. <laughs> Artı e, babanın da bu okuma saatlerinde... Hani henüz saatlerinde... okuma e, çağına gelmemiş çocuklar da olabilir. Tamam. O zaman babanın da dahil olacağı ya da evdeki diğer bireylerin de dahil olacağı bir sistem önemli. Özellikle okul öncesinde oğlan çocukları... Na hep kadınlar kitap okuyor. Yani evde anne okuyor. Anne çalışıyorsa evdeki yardımcı abla, anneanne, babaanne kim bakıyorsa bakım veren hep kadın. Anaokulunda genelde sınıf öğretmenleri, anaokul kadın. öğretmenleri kadın. Ve kitap okuyan hep kadın. O zaman çocuk da diyor ki okumak kadının işi. Bunu, araştırmalar bunu söylüyor Hı -hı. ve erkek çocuklar ilgisini, ve erkek çocuklar ilgisini çok erken dönemde okumaya karşı kaybediyorlar. Bu kadın işi ben bunu yapmam diyorlar. O yüzden babaların da rol model olması önemli. Hı -hı. Kendi istediği ve okumaktan sıkılmayacağı bir kitap seçebilir veya kitabı e, bölüşerek işte bazı akşamlar babaya da pas vererek birlikte okuyabilirler. Hı -hı. Okumaktan sıkılıyorsa da okuma sonrası bir pekiştirme aktivitesini yapıp eğlenceli hale getirebilirler. İşte kitapta bir e, kurabiye tarifi vardır onu beraber yapabilirler işte bir sanatçının resmini beraber yapabilirler sonunu eğlenceli hale getirebilir ama hı hı. okumak çok önemli yani özellikle okul öncesi dönemde okumak çok önemli kesinlikle Çünkü bu çocuklar okula başladıklarında bir kelime haznesiyle okula geliyorlar ve beyin şöyle çalışıyor önce duyma haznesi doluyor. Duyma haznesi de olduktan sonra bu havuz gibi düşünün konuşma haznesine akıyor. Bir çocuk bir kelimeyi defalarca duymalı ki artık o kelime onda yer etsin ve bunu konuşurken kullanabilsin. Hani biz bazen böyle küçük çocuklar kendilerinden çok büyük laflar ettiğinde şaşırıyoruz. Mesela. Evet. Diyor evet. Ki, tamam tatlım yaparım diyor mesela. Sen diyorsun bunu nereden öğrendin? Hı hı. Çünkü siz çocuğunuza sürekli aslında tamam tatlım tamam hayatım diyorsunuz. Rol model aslında. Evet aynen aslında onu okumaları... duyuyor. Hı hı. Buraya yer ettiriyor ondan sonra da onu söylüyor. Kesinlikle. Sonra da konuşma dilinde çok sık kullandığı kelimeler en sonunda yazma hı hı. diline geçiyor. Hı hı. Ve o kelimenin anlamını öğrendiğinde okula başladığında kendi okumayı o şifrelemeyi çözdüğünde okuduğunda örneğin okul kelimesini okuyor. Aa, okul ben bunun ne olduğunu biliyorum diyor hı -hı, çünkü annesi sonra okuduğunda o kelimeyi öğrenmiş. Evet. Okuduğunda evet. ama hiç bilmediği bir kelime. Mikroskop örneğin okuyor mikroskobu, okuyabiliyor ama ne olduğunu bilmiyor. Hı -hı. Yetişkinler için yabancı dilde bir kelimeyi doğru okumakla aynı şey bu. Kesinlikle. O yüzden o hazneyi okul öncesinde ne kadar okuyarak doldurursak çocuğun da akademik okuldaki başarısı o kadar, başarısına da o kadar iyi olmuş, olur. iyi olacak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben verdiğiniz teşekkür tavsiyeler için hikayenizi paylaştığınız için. Dilerseniz mutfağımıza geçelim. Hı -hı, tamam. Tadımlarımızı yapalım. Ufaktan sohbetimize de devam ederiz. Belkıs şefimiz çok güzel bir tane tarif yaptı mutfakta. İnşallah beğenirsiniz. Eminim beğeniriz. Ee, neler yaptık? Şimdi neler yaptık? Ispanak köftesi yaptık. Ispanağı önce soteledik soğan ve sarımsakla. Onu sonrasında şeyde robotta ceviz ve mısır unuyla çektik. Galetaya bulayıp fırınladık. Bu ıspanak köftemiz. Biz tadına bakabiliriz. Tadına tabii, bakarken... tabii, hemen... <laughs> Ay pardon ben de burada. <laughs> Tattığınızı oraya Tarifini... servis yapayım. Tamam. Tarifini de verebilirsin. Tabii ki. Tabii ki. Hı -hı. Püreyi de soğuk olarak haşladı, Teşekkür. yani haşladıktan sonra e, çok güzel patatesi. gözüküyor gerçekten. Ellerine sağlık. Hı -hı. Püre. Ve, ben e, şimdi şey, pürenin tadına bakıyorum sumak koyduk içine hmm. kırmızı biber karabiber limon zeytinyağı aynı kadar güzel olmuş evet. patates salatası patates evet. salatasını püre hali olmuş. püre hali çok lezzetli çok, çok daha güzel evet bana olmuş çok pratik bence. geliyor bu sunumu da daha rahat dediğim gibi birkaç gün durabiliyor ama eğer duracaksa soğanını koymazsınız çok rahat durabilir hı hı. E, davetler için evdeki misafirler için de son derece aslında çok keyifli güzel. ve rahat bir Kesinlikle. Sunum. ellerine sağlık çok güzel hı hı. olmuş e, ıspanak köftesini nasıl yaptık onu Gerçi biraz böyle üstünden... Biraz ters. önce anlat tekrar anlatayım. <laughs> Ispanak köfteyi, ıspanağı soteledik soğan ve sarımsakla. Soteledikten sonra e, Hı -hı. robota aldık. Hı -hı. E, biraz içinde e, mısır unu var. Yani toplayacak kadar aslında. Çünkü ceviz de biraz un... Sarımsaklar ne ya. kadar güzel olmuş ha, evet, içinde. Evet biraz ceviz var içinde. Biraz da mısır unuyla. Sonra galetaya bulayıp fırınladım. Bunu, bunu dışarıda derim bunu Belkıs şef yapmış. <laughs> Ispanağın <laughs> şey, içinde ceviz. Cevizi hiç düşünmezdim. <laughs> i̇çinde böyle bir çıtırlık gelince dedim, "Aa, çıtırlık varsa kesin belki şeydir." <laughs> Derim yani. Dersin ne güzel olmuş. Şöyle Burada da sakimizi ikram edelim. Ederim. Şimdi böyle yemeklerde hani hep böyle rol model olmak gerekiyor ya çocuğun ıspanağı sevmesi için ıspanak derler ya. <laughs> evet. Kitap okumakta da öyle değil mi? Çocuğun kitap okumayı sevmesi için e, rol, model, rol olmak. model olmak çok çok önemli. Ama rol model olup hala çocuğa kitabı okumayı sevdiremediysek ne yapmak gerekiyor? Kısaca bahsedebilir misiniz? E, rol model olmak önemli tabii yani. Evde bir kitaplık olması, çocuğa kitap sunmak ve sizi de okurken görmesi önemli. Gene burada hep şey söylüyorum genelde kadınlar okuyor. Erkekler babalar okumuyor. Babanın da okuması daha olması gerekiyor. Önemli. Evet işte ne okuduğunun evet. önemi yok. Gazete okuyabilir, dergi okuyabilir. İşte haftalık bir e, takip ettiği Hı -hı. bir şey varsa onu okuyabilir. E, ama beraber yani okumanın ebeveynin hayatında neden önemli olduğunu çocuğun anlaması lazım. Yani çok güzel okuyorsun. E şöyle düşünürüm size. Belkıs Hanım çok güzel yemek yapıyor. Hı -hı. Ama yani bir çocuğu olsa onun bu kadar iyi yemek yapabileceği anlamına gelmiyor. Evet. Yani siz çok iyi araba Biz kullanabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince rol modeli Sizin olabilir. çocuğunuzun çok iyi araba kullanacağı anlamına gelmiyor neden bunun sizin için önemli olduğunu çocuğa anlatmak lazım? Kesinlikle. Okuduğunuz hı hı. bilgiyi onunla paylaşmak. <laughs> evet. Okurken ya ben şunu öğrendim. Hı hı. Ya biliyor musun şöyle bir şey vardı. Ama çok hoşuma gitti. Şu yüzden deyip çocuğa bunu hı hı. aktarıp anlatmak gerekiyor biraz. Kesinlikle. O zaman ilgisini çekiyor. diyor evet. Diyorsunuz ki ben kitaptan bunu duydum. Evet, <laughs> rol model olmak çok önemli. çünkü süremiz kısıtlı. Tabii ki. Bizden dinlemek isteriz, hani bir çok şey dinlemek isteriz. Ama bizden sonra başka bir canlı yayın var. Ona da etmemiz çok gerekiyor. Onu söyleyeyim. Evet, çok güzel olmuş. Tamam, Ellerine tamam. sağlık. Kısaca bahsedebilirsin. Ee, ayva ve armutu soteledik tereyağıyla, biraz esmer şekerli. Soteledikten sonra üzerinde bir hamur harcını yaptık. Hamurda da soğuk tereyağı, gene biraz pudra şekeri az biraz, çok güzel fındık olmuş. vardı. Onu da üzerine serpip fırınladık. <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kaçıranlar Sağ ol. sosyal medya hesaplarımızdan takip Tarifini edebilirler. Budurlar. Orada paylaşacağız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, katıldığınız Gerçekten. için. Ellerine sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Evet Afiyet sevgili olsun. izleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın Türkiye saatiyle 11.30'da TRT Türk ekranlarında olacağız. Sizleri de ekranlarınızın başına davet ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Gülümsemeyi de hiçbir zaman unutmayın. Hoşçakalın.